Evet, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Selamlar, iyi akşamlar herkese. Hoş geldin Arda abi, nasılsın? Hoş bulduk Baykan, sağ ol, senden ne haber? Ben de iyiyim abi, sağ olasın. Ay. Bugün çok değerli bir konuğum var arkadaşlar ve biliyorsunuz Müzik Business kötü bir ismi var ama bu içeriğini yayınlarında endüstrinin içerisindeki profesyonel tanıdıklarımı davet ediyorum ve endüstriye dair konuşuyoruz. İlk yayınımızda konuklarım Argo İzmir'den Ateş Berker Öngören ve Okan Çamda ve ağırlıklı olarak günümüz müzik endüstrisindeki fabrikasyon üretimi konuşmuştuk. Bu hafta ise dijital streaming şirketler, dağıtım şirketleri ve yapım şirketleri arasındaki fark nedir? Hepinizin çoğu zaman üreticilere sorduğu Spotify'da, iTunes'ta parçalarımı nasıl yayınlayabilirim gibi konuları konuşacağız. Fiziksel baskıların azalması üzerine konuşacağız. Sizden sorular alacağız. Bugünkü yayınımız daha çok biraz işin şirketsel boyutunu ele alacak açıkçası. Tekrar teşekkür ederim Arda abi konuk olduğun için bu arada. Ne demek, ben teşekkür ederim. Biraz toplanalım diye bekliyorum. Özellikle bir müzikle girdik ki biraz insanlar toplaşsın, doluşsun öyle başlayalım diye. Çünkü sonra kaçırdıklarını soruyorlar ya. Onun için bir 5-10 dakika böyle chill muhabbet ederiz. Hiç problem yok. Twitch'ten sohbete bakmaya çalışıyorum bu arada. Zifiri yayın tahmini ne kadar sürer? Nagile yapacağım demiş. Abi tahminimce Arda abiyi çok yormam pandemi sürecinde ama ya yine de 1-1,5 saat sürer diye düşünüyorum hani. Konularımız bitene kadar aslında yani. Belki sonra biz Among Us'a devam ederiz ama belki, emin değilim. Emir Discord'daki soruyu soruyor moderatörüm. Yeni mi geldin Emir diye. yeni geldi, evet. Sen de hoş geldin. Bugün müzik dinlemeyeceğiz. Onun yerine size de yardımcı olsun diye ekrana ben çeşitli grafikler aldım. Yıllar içerisinde müzik streaming servislerinin yoğunluğu üzerine, ticari boyutu üzerine bunları ara ara size göstereceğim. CNBC logomuz bugünlük biraz ekonomi yayını gibi olacağı için kenarda bir CNBC logosu var, onu çok dikkate almayın. Türkçe rap dinlerken Flash TV logosu koyuyoruz abi ama bugün biraz seviye yükseleceği için CNBC logosunu tercih ettim. O vasıfsız eleman Ozan, hoş geldin abi. Kaos lobisi, faiz lobisi. Hoş geldin abi. Dolar ne alemde? Bir el at şuna artık. Vallahi canımız çıktı ya. İstersen abi ufak ufak başlayalım. Artık insanlar yetiştikleri yerden devam ederler. Çünkü yayın tekrarını YouTube'a atacağım zaten. Tamamdır. Senden bir kendini tanıtmanı istesem, tanımayanlar varsa diye. Tanıtayım. Çok uzun bir kariyer yok aslında anlatacağım ama Yapma. kısacası insanlar beni tanıyorlarsa, biliyorlarsa Hip Hop Life'tan biliyorlardır. Ulaş'la beraber yaklaşık 10 sür yıldır, 14-15 sene oldu sanırım. Beraber çalışırız. Hip Hop Life'ı yaparız. Kendisine selamlar. Evet, buradan selam söyleyeyim kendisine. Tabii dönemsel olarak o başka projelerde de yer aldı. Bir dönem 9-8'de Hip Hop Life Pro Label'ını yapmıştık. Orada aynı şekilde yöneticiydi. İşleri koordine ediyordu. Sonrasında aynı projeyi aynı konseptle Sony tarafına taşıdık. Wazemod tarafına. Şimdi de EMI Müzik'te o çalışmaya devam ediyor. Tabii Hip Hop Life büyük bir iş yükümüzdü bizim. Yani büyük bir projeydi. Çok vaktimizi alan bir işti. Çok uğraştık. Çok zaman harcadık. Tabii şu an proje ne kadar offline gibi görünse de yakın zamanda bir toparlama planı üstünde çalışıyoruz. Yani çok Aa, yakın bir sevindim. zaman değil ama en azından 2021'in ilk 6 ay içerisinde toparlamak üzerine bir planımız var. Özellikle öncesinde web sitesini ayağa kaldırıp sonrasında da birkaç proje etkinlikle ilgili
Gerek YouTube tarafındaki interaktif işler olsun, gerekse pandemi eğer sona ererse ya da yasaklar kalkarsa zıplamalı ve hoplamalı Konser. etkinlikler üstünde, konserler ya da bilmiyorum belki bir Freestyle King 4 Oh. neden olmasın Evet. diye düşüncemiz var ama dediğim gibi sadece şu anda plan proje üstünde, kağıt üstünde yani hayata geçirme durumunda değil hem pandemi hem de bizim iş yoğunluklarımız sebebiyle yanı sıra dijital dağıtım. Benim son 5 yıldır üstüne aktif çalıştığım bağımsız müzisyenleri majör şirketlerin baskısından kurtarmaya yönelik bir proje. Böyle söyleyince çok şık olmadı Yok farkında. öyle Öyle ama. de değil. Bu Öyle ama. projenin amacı bu değil tabii ki ama en azından bizim janrada yani hip hop janrasında ki janra çok fark etmiyor benim için. Ben her tür müzik türüyle çalışıyorum. Her müzik janrasından çalıştığımız sanatçılarımız var. İnsanların gelir elde etmesi, müziklerini marketlere dağıtması ve bundan gelir elde etmesi için artık majör şirketlere çok ihtiyaç kalmadı son dönemde. Recording label'lar artık kendilerini geliştirmedikleri sürece pek sanatçı bulamayacaklar diye düşünüyorum. Dağıtım dünya üstünde bağımsız müzisyenlerin hemen hemen hepsinin bir şekilde bağlantısı olduğu ve olmak zorunda olduğu bir şey artık. Yani evinde bir takım ekipman olan herkes, sesini kaydedebilen ve işleyebilen herkes, müzik üreticisi herkes bu işten para kazanabilir. Bunu dünyaya duyurabilir. Duyuramayabilir tam tersine. Kendi etrafında da kalabilir ama yani bağımsız müzik dünya üzerinde Türkiye'de de çok fazla yol kat etti. Özellikle Macklemore'ların son yaptığı o albümle Grammy almaları Aynen inanılmaz bir durum. Thrift Shop'ta Grammy aldılar Çok bağımsız da bunu olarak yani. başarmaları gerçekten çok büyük başarı. Ülkemizde de son dönem baktığımız zaman plak şirketlerinden çıkan tabii ki büyük kişiler var, büyük sanatçılar var. Belki bizim janrada daha az ama hip hop janrasının dışındaki janralarda özellikle bağımsızlarda zaten klasik popçularda, pop müziklerde de yani büyük işten kastım ticari olarak bir ekonomisi olan işten bahsediyorum. İyi müzik değil kastettiğim şey. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Yani her 30 milyon çalan şarkı çok güzeldir demiyorum ama bir ekonomisi var demek bu. Kabul edelim ya da etmeyelim. Fark etmez. Gerçek ortada çünkü yani çok Tabii tartışmalı bir şey gerçek değil orada yani. bir popçunun şarkısının 100 milyon çalması o şarkıyı çok iyi yapmaz ama bir ekonomiye sahip demektir. Bunu da majör şirketler kendi aralarında paylaşıyorlar. Zaten abi bölüyorum ama şeydir zaten bunu ben bilgi vermek için diyorum. Yunus takip için teşekkürler. Hoş geldin bu arada. Özellikle büyük şirketlerin gözünde ya da işte sadece büyük şirket değil gerçi yani. Bu müzik yapım şirketinin bu indie label bile olsa sizin yaptığınız iş aslında üründür. Hani siz bir ürünsünüz orada aslında yani. Hani temel olarak budur. Evet evet aynen öyle. Yani yanı sıra dijital çok büyüdü. Neden çok büyüdü? Çünkü artık bilgisayarlardan bile CD-ROM'ların kalktığını varsayarsak en basitinden özellikle bu yeni seri dizüstü bilgisayarlar vesaire müzik sektörü mecburen buraya kaymak zorunda kaldı. Çünkü CD fiziksel bir ürün basmak yani hem müziğe ulaşmanın geç bir yolu yani şu an bir CD basılacak. Bandrol olunacak, kültürden geçecek ve bunun atıyorum İstanbul'da üreten bir CD'nin doğuya ulaşmasa dağıtım şirketlerinden kaynaklı bazen 10 gün 15 günü bulabiliyordu geçmişte. Yanı sıra tabii ki maliyet kalemleri ülkemizdeki döviz kuru sebebiyle çok hızlı yükseliyor. Matbaanın mürekkep maliyeti, kartonetler, CD'ler kopyalanması. Çoğu zaman biliyorsun ürünler mastering için yabancı ülkelerdeki prodüktörlere gidiyor. Aynen. Bu bile o CD'nin üretimi için maliyet kalemi demek. Şimdi böyle olunca insanlar tabii CD almaktan yavaş yavaş uzaklaştılar. Çünkü önümüzde Spotify gibi bir gerçek var. Son aylık rakam nedir bilmiyorum ben yıllık aldığım için ama galiba 20 lira olmuştu en son aylık. Aylık değil, yıllık aldım abi ben de. Onu bilmiyorum ama şey var. Spotify, Apple Music kıyasında alan grafiklerimiz var. Onu izleyicilerimize sunacağım biz konuşurken problem yok. Oradan bir Tamam. kullanıcı sayısını görebiliriz en Yani azından. Aylık 18'miş bu arada, bilgi geldi. şimdi 18 lira ve 200 milyondan fazla şarkı var içinde.
Hani şarkı ve kataloğu geçtim. Çok eskiye ait şarkılar, ta 74 ile 60'lı yıllardan eserler var. Bir şarkıyı, özlediğiniz bir şarkıyı dinlemek sadece 0,5 saniye arama kutusuna yazıp bulmak, bu çok büyük bir nimet. Yanı sıra taşınabilir aygıtlar. Arabanızda şimdi CD'yi taşımak bence problem bir iş. Yani 10 tane CD, her biri 10'ar şarkı ise 100 şarkı. O CD'yi barındıracaksınız, güneşte durmayacak, çizilmeyecek. Çizildiğim şarkı atlamaya başlayacak derken dünyanın işkencesi. Ona devam Şimdi eden bir tek kişi benim AUX galiba, kablosu. hatırlıyorsundur. Şimdi bir AUX kablosu ya da bir Bluetooth bağlantısı, Spotify 200 milyon şarkı. Yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitseniz hiç bir şarkıyı tekrar dinlemeden gidebiliyorsunuz. Yani hiç bir şarkı repeat etmeden yolun sonuna varmış oluyorsunuz. Haliyle dijital artık önemli bir kanal. Plak şirketleri için de öyle. CD üretmeyen şirketler için de öyle. Hem de hızlı. Yani sanatçı CD, Master CD teslim ediyor. Ve bunun platformlara dağıtılması taş çatlasın 24 saat. Ertesi gün bunu yayınlayabiliyorlar. Maliyet çok düşük onlar için de. Kazançları toplayıp raporlamak hem de sayılabilir medya açısından da önemli. Eskiden bir sanatçının başarısı alınan barkod un kapandaki dağıtımcının depodaki CD saymasıyla ortaya çıkıyordu. Aynen Ama öyle. şimdi açtığımız zaman ne yapmışsın bakalım? YouTube'da video klibin kaç izlenmiş? Spotify'da ne yapmışsın? Apple'da ne yapmışsın? Sayılar yani hem sanatçının kariyer yönetimi açısından hem yapım şirketlerinin yatırım maliyetlerini analiz etmesi açısından iyi oldu. Yani tabii bu bazı dolandırıcılar için eminim ki iyi olmamıştır. Tabii Çünkü ki. adam gidip oraya ya benim CD'm 100 bin sattı dese bunun ölçülebilir bir tarafı yok. Ama benim klibim 1 milyon sattı diye bir yalan söyleyemez. Çünkü öyle bir opsiyonu yok artık. Aynen. Bütün sayılar ortada. Ya, tabii ki yani işte olduğu gibi art niyetli, kötü niyetli insanlar hep olacak. Her Hala var. sektörde olacak Hala ama var. Hala var. Hatta dijitalin örnek vereyim, dijitalde de şey var. Ufak bir şirket açıp bir yerden panel alan insanlar çok daha değişik yüzdeleri, aldığı yüzdelerin gerçeğini yansıtmadan mesela hem bir at örnek vereyim, hem dağıtım firmasını, global büyük firmayı, hem de sanatçısını iki taraftan da dolandırmaya çalışan insanları da gördük biz bu camiada, sen de biliyorsun. evet, yani Hala var yani bunlar maalesef. zaten olacak. Bunu engellemek mümkün değil. Bunlar her zaman olacak şeyler. Ama dediğim gibi işler daha arındırılmış ve temiz bir hale geldiğini düşünüyorum ben dijitalle beraber. Abi şey Yani var. Şimdi de bot basıyorlar demiş Emir Kemal. Hani bu ben bilmediğim için soruyorum. Hiç kullandığım bir şey değil. Hani ortada zaten stream sayılarım. aha. Yani bu çözülebiliyor mu? Şey şirket sahibi açısından yani ENR tarafından ya da işte şirketin de bu ilgili departmanı tarafından şirketlerin kolay fark edilebiliyor mu bu? Yani aslında şöyle, bu işi yapanlar genelde zaten plak şirketleri. Kendi sanatçılarını diğer sanatçıların önüne geçirmek için diğer firmalarla rekabette. Bunu yapanlar bireysel sanatçılardan çok şu anda Türkiye'de yapım şirketleri genelde bu işi yapıyorlar. YouTube tarafında tespit etmek biraz zor ama dijitaller bunu çok hızlı şekilde ayırıp kaldırabiliyorlar. Spotify 2018 yılında yaklaşık 2 milyon çalmaydı sanırım. 2 milyon çalma egal etti sistemden. Onlar tespit edebiliyorlar. Yani Ciddi bu iş rakam ya. oluyor mu? Oluyor. Yani yapılıyor. Ama bir şekilde tespit edilir. Yani zaten artı şöyle bir durum var. Şimdi iş biraz da arz taleple de ilgili olduğu için hani atıyorum klip yüklenmiş. İkinci gün 50 milyon olmuş. Tamam süper de 50 milyon şarkıyı kim nerede duydu? Yani Anladım. nerede çaldı? Hiç radyoda çalmayan bir şarkının 100 milyon olması bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten hiç duymadım şu zamana kadar öyle bir şey. 100 milyon olduysa muhakkak TV, radyo bir şekilde bunu gözümüze sokuyor. Mutlaka bir yerde duyuyoruz. Arabalarda çalıyor. Yani şimdi şarkı sessiz, hiçbir yerde çalmayan şarkı bakıyorum YouTube'da 17 milyon olmuş. Yani kim dinledi bunu 17 milyon? Muallak. Belli ki bir şey olmuş arkasında. Ve genellikle şeyi zaten tutturamıyorlar. Bakıyorsunuz 5 milyon çalma var, 33 yorum var. Yani Evet. 5 milyon tane çalmadı 33 yorum, 20 like, 25 dislike. Evet. Nasıl oluyor şimdi? Bu, belli Şey ki de bir şey oluyor vardı. arka tarafta Abi yani. chatten Serkan üstün değinmiş. Tıklanma satın alma mevzusunu sorar mısın? Dinlenme bölgeleri de zaten yurt dışı oluyor tıklanma basılınca demiş. Şey vardı, ben bunu YouTuber'lar üzerine görmüştük bir ara. Bu gazeteye falan da çıkmıştı haber olarak. Hatırlarsın abi, hani şey streamlerin 6 milyonu Hindistan'dan, 3 milyonu Rusya'dan gelmiş falan gibi bir durum vardı, Evet, hatırlıyorsundur. evet, evet. Ya aslında bölgesel ayrım değil. Bunu yapan şirketler genelde VPN bağlantıları kullanıyorlar. Bir makine üstünden
birkaç tane farklı işte VPN kurulup sahte tıklama gönderiyorlar. Özellikle bunu Hindistan ve Çin'de çok fazla yapan var. Çin menşeli firmalar bunu çok Hem yapıyorlar. ucuz hem kalabalık çünkü. Tabii, hem bir de bu maliyet açısından da çok düşük. Yani şöyle söyleyeyim, en son duyduğum rakam 1 milyon çalma için 200 dolardan falan bahsediliyordu. Yani çok küçük bir rakam. Bu yapım şirketleri için Evet. oldukça düşük bir rakam. 200 dolar hiç kayda değer bir para değil onlar için. Apple, ama tabi bu dediğim gibi, yani bir şirket kendini kandırır, sanatçı da kendini kandırır. Bu Aynen işin öyle. kimseye 1 liralık faydası yok. Aksine bence ortaya da çıktığı zaman çok olumsuz ve çirkin bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki direkt öyle bir şirketle, sanatçı olarak ben öyle bir şirketle çalışmak istemem çünkü bana gerçeği satmıyorsun abi. Tabii, kesinlikle kesinlikle öyle. Bir realite yok ortada. O yüzden çirkin bir durum, ama yapılıyor mu? Tabii ki de yapılıyor. Yani yapılmadığını şu an kimse iddia edemez. Tabii ki. Muhakkak yapılıyor. Abi esas konumuza dönmeden ben kendim merak ettiğim için sana Hip Hop Life'ın geri dönüşüyle alakalı bir şey soracağım. Artık biliyorsun forum mantığı aslında artık öldü günümüzde. Siz Reddit gibi ya da işte Ekşi Sözlük gibi bir sözlük veya bu tarz bir database mi planlıyorsunuz? Çok özel olmayacaksa soru. İkincisi Yani şey, yok şu an. artık hani çünkü şey de kaldı, endüstri olduğu için artık eskisi gibi amatör insanların demolarını yayınlamak dönemi bittiği için biraz daha haber sitesinde mi döneceksiniz yoksa? Bu tamamen kişisel merakım. Evet, yani şöyle, çok birebir kullanıcı katılımlı bir şey planlamıyoruz. Çünkü zaten onun da tutmadığı yönünde ben hemfikirim. Yani sözlük formatlı bir şey çok düşünmüyoruz. Hani kullanıcının direkt katılım göstereceği, ama daha çok şöyle söyleyeyim. Hypebeast kafası, Örmilik kafası, işte Hip-hop DX belki Amerika'da. evet, yani o formatlara yakın bir şey düşündüm. Yani daha çok tamamen haber üstüne kurulu, işte albüm haberleri, yine bizim rutin röportajlarımız, işte atıyorum YouTube böyle, özel içerik belki. Hani özellikle BET falan yani çok yapıyor bunu biliyorsun. Genius, BET falan. aynen, yani zaten o geçmişte bizim Red Bull'a falan yaptığımız projeler vardı, işte Aynen. serbest satış kafası falan, belki o formatta, o formatlara yakın, Serbest bunun atış gibi geri şeyler dönsün ya. Serbest atış geri dönsün abi ya. Güzeldi o. gibi var planladığımız şeyler. Web tarafında da işte daha çok, yani bir haber sitesinden ayıracak şey clickbait'in olmayacak oluşu, normal bir haber sitesi gibi. İşte haberler, yeni çıkanlar, röportajlarımız, işte editör, düzgün Türkçe kullanabilen editörü bulursak fashion haberleri, belki geçmişte Kayra'nın bizde yaptığı gibi yabancı rap haberleri, çeviriler gibi şeyler olabilir. Önemli haberler vesaire. Yani çok kullanıcı etkileşimli bir şey planlamıyoruz. Zaten tutmayacağının da farkındayız artık. Kullanıcı etkileşimli şeyler hip-hop'ta çok zor. Yani piyasadaki sözlükleri biliyorum ben, takip ediyorum. O zaman zaman okuduğum sözlükler var. Onlarda bile katılım çok düşük. Yani tabii ki bizim kitle genelde pek yazmaktan ziyade okumaktan yana, hatta okumamaktan yana olduğu Bir için de çok o... spesifik bir şey abi hip hop. Hani atıyorum Ekşi Sözlük genele vurduğu için popüler Evet, olan evet tek yani. sözlük ama daha spesifik sözlükler mesela Twitch Sözlük diye de bir şey varmış. Hani ayda bir entry falan giriliyormuş oraya yani. Bunu Tabii, streamer yani arkadaşlar söylüyor. Çok spesifik bir şey olduğu zaman olmuyor. janra bazlı bir işte çok etkileşim beklemek yanlış olur. Daha böyle haber, hap içerikler, hani daha küçük mikro haberler, mikro blok, o tarzda bir şeyler. Hani konsept olarak planladığımız konsept o açıkçası. Kullanıcı etkileşimi haberler altında yorumlar gibi olabilir en çok, ya da atıyorum hani bir şarkı sözleri gibi bölüm olursa kullanıcıların şarkı sözü ekleyebileceği bir şey gibi, belki o ayarda olur. Ama Anladım. onun dışında direkt daha efektif, hızlı çalışan bir şey şu anki planladığımız Hip Hop Life tarafında. Tabii ne Anladım. kadar gerçekleşir bilemiyorum, ama Umarım hedef o yani. olur. Zifiri Rap serbest atışın kurgu olduğu çok konuşuldu demiş. Abi o biraz bence sanatçıların, oraya katılan sanatçıların kendi kişisel tercihine göre şekilleniyordur ya. Bu yapımcı firmayı bence çok etkileyemiyor. Bence. Böyle bir şeye Yani girse. aslında şimdi oradaki durum şöyle, ben direkt bunu söyleyebilirim. Bir kurgu söz konusu değil. Ama insanlar şunu atlamamalılar. Şimdi biz de senden aynısını yaptık. Yani şimdi buraya ben bilgisayarın başına geçip sen de tamam abi hadi girdik yapmadın. Bu öncesinde konuşuldu. Yani Evet. ne yapacağız, ne edeceğiz, ne konuşulacak? Bunu konuştuk, yani şimdi bunu yalanlamanın bir anlamı yok. Neticede orada da bir prodüktör ve bir MC var.
oraya gelmeden önce bu konuşuluyor. Yani ne yapalım, nasıl yapalım? Orada herkes evinden gelip otobüsten inip stüdyoya girmedi yani. Muhakkak ki konuşuldu ama yani oraya gelindi, kameralar kayda girmeden önce şarkı yazıldı, yapıldı gibi bir durum benim bildiğim kısımda hiçbirinde olmadı. Ya şey Ama vardır, bunu kontrol edemezsiniz. Örnek veriyorum abi, böldüm sözünü, özür dilerim ama örnek vermek istiyorum. Atıyorum oraya gelen MC belki kafasında yayınlamadığı bir parçanın sözlerini o an orada uyarlayabilir. Buna siz evet, müdahale zaten edemezsiniz yani, evet. onu bilemeyiz, müdahale edemeyiz ama çalışılmış, yapılmış bir iş olduğunu ben direkt birinci ağızdan söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Ama ha mesela şöyle bir durum olur. Şimdi burada sanatçının da prodüktörün de en az bir ay öncesinden haberi vardı. Şimdi bu adamlar kendi aralarında konuşup bunun planını yapmışlarsa şöyle Bilemezsiniz yani. yapalım. Yine biz orada bunu bilemeyiz ve müdahale edemeyiz tabii ki hiçbir şekilde. Böyle şeyler olabilir. Ama oraya gidilip kameralar kayda girmeden hadi bakalım 3 tekrar yapalım ve dördüncü de çekelim gibi bir durum asla olmadı. Ama insanlar öyle düşünüyor olabilir. Normal. Yani şunu söyleyeyim en basitinden. Benim çektiğim ve YouTube'da insanların takip edebildiği No 1'in röportajları var. Bizim kendi çektiğimiz soru cevap videoları. Onların da ben yorumlarına bakıyorum. İnsanlar kurgu olduğunu düşünüyorlar. Kurgu değil onların hiçbiri. Ben No 1'e direkt aldım soruları çatır çatır sordum ama bakıyorum altında kurgu şöyle planlanmış. Bayağı hiç öyle bir şey yok aslında ki gerek yok ki öyle bir şey. Yani bu Abi zaten şey devlet açıklaması değil yani yani bu Pentagon'un da kararı değil. Geyik videosu yani bu niye kurgu olsun ki? bir de Ne gerek var şu yüzden gülüyorum abi, kariyerinize başladığınızdan beri No 1'in başına senin başına No 1 hep bela oldu, eski çocukluk arkadaşı olduğunuz için ona o yüzden gülüyorum yani. Nerede iş yapılsa hemen torpile bağlandı ya bir ara. aynen aynen öyle ya. Ya şöyle söyleyeyim. Ki yok öyle bir şey yani. İnsanların Ben bilmediği şahidim. birçok şey oluyor işin arka planında. Yani şimdi isim söylemek istemiyorum. Bu çirkin, Tabii ki. benim de yapmak istemediğim bir şey değil biliyorsun isim vermek. Şimdi bir dönem çok eski bunu çok hatırlayan yoktur sanmıyorum ama Whoop dergisi vardı. Burger Evet. King'in hazırladığı Whoop dergisi vardı. Biz Whoop dergisine içerik üretiyorduk Hip Hop Life ekibi. Orada bir No 1 röportajı yayınlandı. O röportajla beraber o dönemin 4 tane çok kafa sancısının röportajı gitti Whoop'a. Ve onlar aralarından seçip yayınlıyorlardı. Biz 4-5 tane röportaj gönderiyorduk. Ve aralardan bir tanesi yayınlanıyordu. İsimleri söylemeyeceğim ama o zaman belki No 1 hiç bilinmezken o adamın isimleri biliniyordu. Şarkıları vardı fazlaca. Ama o mesela orada No 1 yayınlandı. İnsanlar şimdi onun altında da benim adım soyadım yazıyordu röportajı yapan olarak. İnsanlar onun içinde benim torpilim olduğunu düşünüyorlar. Halbuki hiçbir alakası Abi yok. yani. Tamamen dergi yönetiminin seçtiği bir şey. Yani Bir bunu de insanlar tabii bilmiyorlar. yani Bilmelerine de gerek yok ya açıkçası. şunu Gerek söylemem yok ama lazım. böyle şeyler oluyor. Şunu söylemem lazım. Yani No 1'in bugün geldiği nokta zaten torpille gelinebilecek bir nokta değil abi. Yani öyle bir Evet fanbase yani yani. aynen öyle. Aynen öyle. Ne kadar torpil de olsa, ne kadar zorlama da olsa çok zor yani. Şimdi bakıldığı zaman sayılardan, yorumlardan, dinlenmelerden yani bunu ittirerek yapmak, torpil yapmak şu an ülkede çok mümkün değil bence. Çok Yani zor bir çok iş. bu ismi vermemizde sakınca yoktur. Hani torpille eğer bir kalıcı kariyer sağlanabiliyor olsaydı abi, Ümit Davala bugün ünlü rapçi olarak hala aramızdaydı yani. Yani evet aynen öyle. Aynen öyle. Ne çok Yani isimler harcandı yani o torpillik bir durum değil maalesef. o kendi kariyeri ortada yani, o torpille olabilecek bir şey değil yani. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman konumuza devam edeyim abi. Abi ben sana şunu sormak istiyorum. Evet, bu dağıtımdan ziyade biraz yapım firmalarıyla alakalı. Ya Türkiye'de bence yanlış bir işleyiş var. Hani şöyle anlatayım, örnek vererek. Her şirket tabii ki böyle çalışmıyor ama özellikle bilindik büyük label'ların rap için kurulan alt label'ları bu şekilde çalışıyor. Sanatçı kendi projesini kendi bütçesiyle hazırlıyor, bitiriyor. Sonra bu firmaya tüm hakları satıyor. Ya Amerika'da ise şunu görüyoruz. Örnek vereceğim isimle. Drake'in Cash Money sözleşmesi bittiği zaman alternatif bir firma, sallıyorum Universal, geliyor. Kardeşim 5 yıl boyunca bana üreteceksin. Şu kadar albüm hakkım var, şu kadar single hakkım var. Karşılığında sana 5 milyon dolar diyor. Örnek veriyorum. Türkiye'de böyle büyük bir endüstri yok ama Türkiye'deki bu albüm satma mantığı biraz un kapanının hala yaşaması değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum ya? Yani aslında şöyle, bugün yine başka bir arkadaşla benzer bir şey konuştuk telefonda. Plak şirketleri Türkiye'de en azından benim bildiğim kısmında hiçbir sanatçının kafasına silah dayanmıyor. Tabii ki, Gel tabii ki, bize tabii çalış. ki. Bize single sat, albüm sat
proje getir diye bir şey yapmıyorlar. Sanatçıların tercihi. Sanatçılar da Biraz küçük şöyle vizyon, davranıyorlar. biraz küçük vizyonlar ya da öyle, o yüzden mi oluyor Ya bu? evet, hem vizyon küçük, bazılarının yaşı küçük. Heyecanlılar, yanlış kararlar verebiliyorlar ki bu insanlık hali, yanlış kararlarda insanlara has hiçbir sıkıntı yok olabilir. Yani şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi X kişisi diyor ki ya benim bir araba almam lazım, bana da bir 30 bin lira nakit para lazım. Ne yapayım? Bir 3 single satayım şirkete, 30 bin liraya alayım, arabayı alayım, keyfime bakayım. İşte. Bu bir tercih meselesi. Kimse hiçbir şey diyemez. Tabii. Sanatçının tercihi. O kendi eseri için o parayı biçtiyse bütçeyi. Tabii ki istediği şekilde satabilir, ticaretini yapabilir. Kimseyi ilgilendirmez. Olumsuz bir durumda görmüyorum ben bunda. Ama bu da yani atlanan şöyle bir nüans olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten fiziksel CD iş artık bitti. Fiziksel ürün satışı yok. Haliyle şöyle bir durum olmuyor. Ben 3 şarkı verdim. Zaten bu CD olsa maksimum 6 ay satılır. Sonra raftan çekilir. Vergiler diye bir durum olmuyor. Ömür boyu bir süreç söz konusu. Eserini devrettiğin zaman onun haklarını alan yapım firması bir ömür boyu bu işin ekmeğini yiyecek demek bu. Ha bu şöyle de olabilir. Sen satarsın 3 single'ını 30 bin liraya ve şirket bundan 5 bin lira kazanır, 25 lira zarar yazar. O şirketin ticareti de sen artık bağlamaz. O şarkılardan bir tanesi patlar, 100 milyon dinlenir. Şirket bundan 500 bin lira kazanır. O da senin zararın ama bilemezsin o Tabii. şarkının öyle olacağını. Burada sanatçının tavrı önemli aslında. Yani şirketlere de çok kızamıyorum, suçlu görmüyorum. Yok. Sanatçıya da bir şey diyemiyorum. Çünkü hani ülkenin durumu belli, ekonomisi belli. Bazı şeyler çok kör nokta. Ne Maalesef. kadar sayılar bilinse de hani atıyorum şöyle bir şey söyleyeyim. Günah benimin bu kadar patlayacağını ne yapıyor bilmiyordu. Tabii ki, tabii Bilemezdi ki. de zaten. Bilemezdi yani ama böyle oldu. Biraz piyango, bu müzik sektörünün piyangosu. Ama dediğim gibi hani yapım şirketlerinin aslında parayı verip işi satın almak yerine o sanatçıyı ve ekibini daha motive edecek, hani evet Evet. bu şarkı iyiymiş, bak buna klip çekelim, buna yoğunlaşalım tarzı bir yaklaşım olsa daha mı iyi olur? Tabii ki daha iyi olur. Ya da işte hani ne bileyim, konular konusunda da hani fikir verebilir. Söylemek istediğim şey şu değil, yani her şarkıda cigara demişsin, bunu çıkart gibi değil de hani piyasada gündemde şöyle bir konu var, bunun üzerine gidebiliriz gibi de yönlendirebilir. Ama yani birincisi bizim biliyorsun rapçilere laf anlatmak çok Çok zor zor, bir çok iş. zor. Büyük dert bir şey anlatmak, iyi niyetli de olsa çok zor. Ve hani genelde bizimkilerin o tarz yönlendirmelerle pek bir şey yaptırılamıyor. Genelde hani hazır iş, elimde bu var, böyle bir şarkım var, bunu yapalım gibi gidildiği için de şirketlere. Şirketler de anladığım kadarıyla artık çok hani üstüne düşmektense hazır anahtar teslim proje yapılmış, alalım koyalım, sanatçı da mutlu olsun, onun istediği gibi olsun üzerine gidiyorlar. Yani bir şirket ne kadar hatalıysa sanatçı da o kadar hatalı. Şirket ne kadar haklıysa Tabii. sanatçı da o kadar haklı diye düşünüyorum burada. 50-50 biraz paylar. Eyvallah abi. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. Tuğçe, Ceren, kaçırdığım başka Kaiser, Selim şeydi. Hoş geldiniz hepiniz. Şey diyeceğim abi. Ben bunu biraz da şundan sordum hani. Yani mesela bu daha net biraz teknik tabir kullanacağım ama mesela Türkiye'de A&R'lık diye bir sektör neredeyse yok gibi bir şey. Özellikle rap müzik özelinde. Hani bu yüzden söylüyorum. Mesela bir A&R scouting ekibi vardır. Label'a uzun vadeli sözleşmeyle, bağlayıcı sözleşmeler tabii ki. Ama hem sanatçıyı besleyecek hem yeni starı yaratmak için planlı projeli bir şekilde bu kişiye çalışarak üretim yapılıyorken. Burada örnek vereyim. Mesela DMC'nin yani Demirören'e geçti artık Doğan Müzik Kampanyası aslında ama şey var dağıtım ayağı Nette'de mesela öyle küçük label'lardan çıkan işler görüyorum ki çubuk mikrofonla kaydedilmiş firma bunu satın almış ve bize sunuyor. Hani bu endüstri bazında çok ciddi bir kalite düşüklüğü ya ben hani bunun önüne geçmek için soruyorum hani neden bizde bu şekilde bir A&R sistemiyle işte vokal koçlarıyla imaj koçlarıyla şirket projesine bir proje yaratıp o projenin üzerine çalışmıyor. Hazır ürünleri satın almak yönüne gidiyor çoğu label diye merak ettiğimden sordum ama yine cevabımı aldım yani evet bu biraz ülke şartlarıyla da alakalı anladığım kadarıyla. Evet, yani bir de şöyle bir durum var, hani şeye çok inanılmıyor ya da güvenilmiyor, hani Kutay hoş geldin. bir şarkının tutup patlayacağı kısmına yürüyüp yürümeyeceği çok kestirilemediği için. Ama mesela hani plak şirket hafızasından gelen şöyle bir durum var, hani belli başlı isimler var ve ne
yapsa artık gidecek yani. Hani atıyorum şimdi bir Tarkan şarkısını yürümeme ihtimali var mı ülkede? Yok, Yok, mümkün. evet. Sezen Aksu şarkısını yürümeme ihtimali var mı? Yok. Yani şirketlerde diyorlar ki bu Tarkan şarkısı, bunu her türlü yaparız, yürür. Buna şimdi biz fotoğraf çekimi de yaparız. 500 bin liraya klip de çekeriz. İşte iki tane de PR'cı tutar, gazete dergiye çıkartırız. Bunlar zaten artık şirket için maliyet değil. Çünkü o yatırımın geri dönüşü muhakkak yapılacak. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun, götürüyorsun şirkete. Diyorsun ki bu şarkı yürür, bana bir 100 bin lira yatırın. Şirket diyor ki yani ne belli, ya alamazsak ya batırırsak. 100 bin lira şimdi para, biraz da iş aslında oradan patlıyor. Yani yapılan işlere şirketler çok güvenmiyorlar. Belki sanatçı kendisi çok güveniyor. Belki de gerçekten o şarkının bir potansiyeli var, ışığı var ama şirketler güvenmediği için direkt para yatırmaktan uzak duruyorlar. Biraz da onunla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Anladım abi. Yani çünkü görebildiğimiz kadarıyla Amerikan endüstrisinin boyutu burada ekranda grafiklerde de görüyordur yayındaki arkadaşlar. Grafikleri ara ara vereyim. Hani milyar dolarlık sektörlere dönmüşken bu mantıkla biz bayağı ufak kalıyoruz çünkü. Evet, kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu yüzden sordum. Yani dediğim gibi şirketler biraz böyle artık ticari, ya tabii ki bunlar şimdi hiç kimse hayır şirket, hayır kurumu, dernek değil. Hepsi bir Tabii şirket, ki. ticaret ve para döndürmek zorundalar. Tabii ki batıracaklar. Muhakkak batırmadan mümkün değil yapmaları ama şimdi kafalardaki de şu işte, hani atıyorum 1 milyon liraya yatırdık, en azından 500 lirasını geri alalım hiç olmazsa, ya da hiç batırmayalım. Yani hiç batırmamak zaten mümkün değil. Öyle bir şey yapımcılıkta söz konusu Tabii olamaz ama risk durumu var yani ticaretin her yerinde şirketlerde olduğu gibi. bir sürü personel, iş, kira vesaire bir şekilde çarkın dönmesi gerekiyor. Tabi bu da piyango oynayarak bir yere kadar, sonrası herkes için çok zor olur yani. Tabii ki. Bu arada Brooklyn Prime'ını bize basmış. Abonelik için çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Abi şeye geleceğim. Ben sana şunu da sormak istiyorum. İnsanların kafasında şey sorusu var ya. Ben Spotify'a bağımsız parça yüklemek istiyorum. Birçok seçenek var. Evet ama birçok seçenek vardan kastım. Online dağıtım şirketleri, daha butik ajanslar, daha devasa şirketler gibi. Ha, burada insanların bir kafa karışıklığı var. Türkiye bazında aşırı bilinmiyor. Hani dağıtım şirketi ne yapar, yapım şirketi ne yapar, farkları nedir? Bir özetleme şansın var mı insanlar için? Tabii. Yani bir plak şirketine bağlı olmayan herkes müzik yapabilir. Herkes eserini satabilir. Bundan gelir elde edebilir. Bunu Türkiye'deki şirketleri kullanarak da yapabilir. Yurt dışı şirketleri kullanarak da gayet yapabilir. Hiçbir engel yok burada. Yapım şirketine siz eseri imza atıp verdikten sonra artık dağıtım kısmına çok ilgilenmenize gerek yok. Şirket zaten bunu gerekli şekilde, gerekli mecralara dağıtır, raporlar. Anlaşmanıza göre size bundan bir pay verebilir, vermeyebilir. Orada sizin düşünmeniz gereken çok yoğun bir şey yok. Her şeyi şirket halleder ve size gerekeni söyler ya da öder ya da ödemez, bilmiyorum artık PR'ınıza o kadar o anlaşma. şirket anlaşmanıza bağlı bir şey. Yani sizin Tabii. marketinginize kadar, sizin pazarlanmanıza, reklam bütçenize kadar o şirketin artık kendi problemi oluyor. Aynen Çünkü siz öyle. onun Aynen öyle. satacağı, vitrine koyacağı bir ürünsünüz yani. Doğru mu anladım abi? Tabii, kesinlikle öyle. Şimdi atıyorum son dönemlerde şöyle bir şey oluyor. Siz parçayı şirkete verirken işte şirket size diyor ki ben buna X tutar ödeme yaparım. İşte dijitallerden de yıl sonunda sana %20, %30 öderim gibi bir şey söylüyor. Ya da söylemiyor, bilmiyorum işte, bu sanatçının şirketle arasındaki diyalog. Onun bileceği iş. Böyle çalışmıyorsanız da kendiniz evinizde ekipmanınız vardır. Bir şarkı yaparsanız kaydedersiniz, prodüksiyonunu yaparsınız ve bunu belki gelir elde edersiniz, yani etmek istersiniz ya da istemezsiniz, o artık sizin tavrınıza kalmış. Dijital platformlara bir sürü servis aracılığıyla, atıyorum DistroKid, TuneCore, CD Baby, her neyse, bilinen ve bilinmeyen böyle bir sürü şirket var. Dağıtabilirsiniz çok cüzi miktarlara. Ama tabii burada şöyle sıkıntılar doğuyor. Birincisi, bunu söylemek gerçekten üzücü ama maalesef ülkemizdeki müzik üreticilerin, özellikle bizim jenerasyonumuzun yani birçoğu İngilizce bilmiyorlar, yabancı dilleri Evet. yok. Ve bu yüzden de bu servislerle iletişimde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Karşı taraf onları anlamıyor. Ve yani dijital, ben her zaman şunu söylüyorum, canlı bir organizma, yaşayan bir süreç ve bir şeyin, hatanın düzeltilmesi
Kritik bir zaman çünkü süreç sürekli ilerliyor, insanlara dağılıyor, insan haber oluyor vesaire vesaire. Yani atıyorum en basından, şunu çok sık görüyorum. X bir servisten şarkı yüklenmiş, başka bir sanatçı profiline gitmiş şarkı. Evet, o çok Şimdi sıkıntı yaşatıyor ya. bunun düzeltilmesi gerekiyor, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Adam bunu servise nasıl yazacağını bilmiyor çünkü İngilizce bilmiyor. İşte servis sizin var 500 bin tane abonesi. O maile ne zaman dönecek? Aksiyon ne zaman alacak? Orada bir muallak var. İş uzadıkça uzuyor. Bu sefer senin heyecanla yüklediğin şarkı Ahmet'in profiline gidiyor. Sen böyle bekliyorsun bilgisayarın başında. Hevesin kırılıyor falan. Bunun dışında ödemeler kısmı var. Yani Türkiye'nin finansal durumu biraz kırılgan olduğundan dolayı servislerle ilgili atıyorum en basit PayPal sıkıntısı. Ve diğer işte yurt dışındaki ödeme kurumlarıyla olan problemlerinden dolayı ödeme almak sıkıntı oluyor. Bu problem. Raporlara bakıyorsunuz. Servislerin verdiği raporlar son kullanıcının anlayabileceği şekilde düzenlenmemiş. Çünkü onunla ilgilenmiyor. Diyor ki rapor budur. Sen bundan ne anlarsan anlarsın ya da anlamazsın diyor. Çünkü öyle bir amacı yok sana raporu anlatmak gibi bir durum yok. Bununla ilgilenmiyor. O sadece senin eserini dağıtıyor falan. Yani dediğim gibi sanatçının biraz bu konuda okuryazarlı olması gerektiğini Evet. düşünüyorum. Hani tamam bu sanatçının kafasına gider elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim tadında olmamalı ama en azından neyi nereye koyduğunu, neyden ne topladığını, ne zaman topladığını biliyor olması lazım. Fikri olması lazım en azından. Hani Evet. çok oturup da ha bu şarkım benim 10 bin çalmış, ben 10 binden 5 dolar kazandım gibi değil ama en azından takip edip farkındalık açısından farkında olması lazım. Yani yurt dışındaki servislerle bu iş olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Neden olmasın? Yaptıktan Abi sonra bölüyorum olur. ya da en azından şunu bilmesi gerekiyor. Yurt dışındaki veya yerel çalıştığı ajans, butik ajans ya da dağıtımcısı ona sunduğu raporlardaki grafikleri, oran istatistikleri okuyabilecek kadar temel iktisat ekonomi bilgisi ne sahip Evet. olması gerekiyor Evet, aslında evet. yani. Aynen öyle. Yani biliyorsun ben uzun zamandır bu işle uğraşıyorum. Birçok firmadan bizim tarafa transfer olan sanatçılar var. Mesela oralardan aldıkları raporlar var. Bakıyorum yani kabul edilebilir düzeyde değil. Hem finansal açısından hem raporlama açısından ama sanatçı bunu bilmediği için tamam deyip geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim belki alması gereken kazanması gereken 100 birim para var. O oradan sadece 60 birim para kazanmış. Ama bilmediği için zaten yapacağı bir şey yok. Bilmiyor çünkü. Orada para kaybetmiş. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bu iş emek işidir. Herkes bununla uğraşıyor. Saatlerini veriyor ve 1 lira daha iyi olsa tahsil etmek zorunda. Yani meslek birliklerinden aynı şekilde. Meslek birliklerinden bütün paralarını almaları, tahsil etmeleri gerek. Neticede bu emektir, alın teridir. 1 lira bile olsa kimse de kalmamalıdır. Yani o yüzden aynı dili konuşulan, yani aynı dili konuştuğun bir şirketle iş yapmanın ben iyi olduğunu düşünüyorum bu dağıtım konusunda. Evet. Ve hani büyük şirketler yani atıyorum Tuncor, şimdi de Tuncor'un bir sürü müşterisi var ve sen bir sıkıntı bildirdiğin zaman geri dönüşlerin çok uzadığını duyuyorum hep. Bir Evet, haftada geri, yani bizzat ben bir buna haftada geri söyleyebilirim sana dönüş yani. çok çılgın bir süre dijital için. Yani bir hafta senin şarkının başka sanatçının profilinde kalması kabul edilebilir bir durum değil. Hani bu tarz zorlukları var. Atıyorum en basitten kapağında bir sıkıntı var. Kapağını değiştirmek istiyorsun. Bu diğer servislerde oldukça zor. Sıkıntılı bir süreç. Birçoğu servis yapmıyor bunu ya da audio dosyasını değiştirmek istiyorsun yapamıyorsun gibi gibi. Yani bütün servislerin iyi kötü tarafları var. Ama yani dediğim gibi özellikle İngilizce bilmemekten kaynaklı, derdini anlatamamaktan kaynaklı sıkıntılar yaşandığını ben çok görüyorum etrafımda. Ama hani olmaz mı? Tabii ki olur. Neden olmasın? Kişi İngilizce biliyordur. Sisteme hakimdir. Yabancı firmalarla gayet işini yürütebilir. Tahsilat konusunda ne yapar bilemiyorum finans anlamında ama süreç olarak yönetebilir. O artık kişinin şeyine kalmış, keyfine kalmış, paşa gönlü bilir. Yürütebildiğini düşünüyorsa neden olmasın? Gayet devam edebilir yani. Yani abi bu arada ben ekrana verdiğim istatistikte şunu görüyorum. 2001 yılında fiziksel kopya satımı var tek tek kaynakken 2004 yılında iTunes'un kurulmasıyla çok ufak bir stream hareketliliği geliyorken günümüze geldiğimizde fiziksel neredeyse bitme noktasına gelmişken Evet. ana hakimiyeti streaming'de görüyoruz. Burada şuraya bağlayacağım. Bu korsanı bitirdi. Güzel bir şey oldu. Artık korsan diye bir şey kalmadı. Çünkü
Artık YouTube'dan dinlediğiniz parça da korsan değil. Yine sanatçılar telif gelirlerini alıyorlar vesaire. Artık gidip korsan tezgahından CD almak diye bir şey kalmadı. Biraz dediğin gibi maliyetlerden dolayı ben arşiv yapan biri olarak fiziksel kopyanın üretiminin durmasından rahatsızım ama şunu soracağım. Peki bu stream servislerindeki adaletsizlik globalde var mı? Listeler bazında soruyorum bu soruyu. Yoksa seni yakmayacak bir sorudur umarım. Ya da sadece Türkiye'de mi tek kişinin eline bakıyoruz? Bunu bilmediğim için Yani soruyorum. şöyle söyleyeyim, hayır, bu kesinlikle global bir sorun. Yani sorun mu değil mi kısmını bilmiyorum. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Özellikle Spotify tarafındaki listelerde herkesin bir sıkıntısı varmış gibi davranıyor ya da var, bilmiyorum. Buna bir şey söyleyemem ama onların da uymak zorunda olduğu bazı kurallar var. Yani bir şarkının listeye girmesiyle ilgili Türkiye'de, İspanya'da, Amerika'da, Singapur'da, Tayland'da aynı Tool'u seyrediyorlar. O yüzden hani kişinin şarkısı listeye girdi, girmedi başka bir sıkıntı. Ama bütün globalde bu sorunun yaşandığını biliyorum. Yani şöyle biliyorum, geçmişte major şirketlerin yetkilileriyle oturduk, konuştuk. Hani zaten zaman içinde zamanla paslaştığımız işler oluyor. Fikir paylaşıyoruz, güncellemeleri paylaşıyoruz. Hani ben yapımcı değilim, dağıtım şirketiyim. Ama yapım şirketlerinden arkadaşlarım var. Konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Onlar da benzer sıkıntılardan bahsediyorlar. Yurt dışında da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani açıkçası benim gözlemlediğim, anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Vitrine koymak istedikleri, vitrine koydukları ürünün hali hazırda çok satmasını istiyorlar ve bunu takip ediyorlar. Yani satan ürünü bitine getirmek istiyorlar. Haliyle sanatçının şimdi satan malı var, satmayan malı var. Yani her eser aynı şekilde yürümüyor. Ne bileyim, bir dönem çok at koşturan birisinin 6 ay sonra aynı rakamları tutturamayabiliyor. Böyle şeyler normal bu sektörde, müzikte olabilir, gayet normal durumlar. Tabii E ki. tabii bu da listelerdeki hareketliliği muhakkak etkiliyor. Yani şunu söyleyemem, direkt olarak Spotify'ın editörü yüzünden ya da editörleri yüzünden böyle oluyor diyemem. Çünkü daha sonradan öğrendiğim, onlarla yaptığımız toplantılarda gördüğüm bazı doneler var. Yani zaman zaman editörler, Türkiye'de yapım şirketleriyle toplantılar düzenliyorlar. Bizi de davet ediyorlar, biz de katılıyoruz. Tartışıyoruz. Hani sanatçıların sıkıntısı nedir, servislerden beklentiler nedir, onların sanatçılardan beklentisi nedir, bunları konuşuyoruz, paylaşıyoruz onlarla. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani onların da bir kurallar listesi var ve ona uymak zorundalar. Hani o yüzden benim şarkım listeye girmedi, Spotify'ın Allah belasını versin, Yok o çok doğru bir söylem değil yani. cahilce bir söyleme o da ben Evet. sadece şunu değinmek istedim şunu sormak istedim abi. Ya bildiğim kadarıyla belki yanlış biliyorsan beni düzeltebilirsin. Bu streaming servislerin Türkiye ofislerindeki editör sayısı oldukça az ve hani biraz olay objektif karar alma, kolektif karar almanın bu listeleri hazırlarken önüne geçiyormuş gibi geliyor ama globalde de bu kadar az sayıda mı editör var yoksa bir ofisten tek fikir mi çıkıyor bunu bilmiyorum. Bunu soruyorum Yani aslında. açıkçası şöyle olmuş benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi tabii yani şöyle düşünelim, şimdi İngilizce ve İngilizce yapılan müzik çok fazla janrada var. Ve tabii haliyle çok fazla editör ve çok fazla liste var. Şimdi Türkiye'de Türkçe listeler benim bildiğim kadarıyla 85 taneydi en son. 85 tane Türkçe müzik listesi vardı. Bunu bir kişi yapıyor. Evet işte. Bu tabii ki de sağlıklı bir durum mu? Tabii ki de değil. Çünkü yani kişinin hem hip hop janrası, hem arabesk janrası, hem pop janrası, hem alternatif ve hakim olması Evet bir kişi bu ve kadar şeyi dinleyip çok iyi bilemez çünkü. Aynen öyle. evet, yani çok fazla çıkış var, çıkışlar bildiriliyor. Yani bu deli işi biraz. Tabii ki de sağlıklı değil. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama hani torpil var, adam Yok. kayrılıyor falan. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Kesinlikle böyle değil. Ama dediğim gibi yani 85 tane müzik listesinin, 85 tane müzik listesi tabii ki 85 farklı janra demek değil elbette, ama en azından bunların onar tanesi, onar onar, beşer beşer aynı janra ürünleri. İşte 10 tane pop müzik listesi varsa, hepsinde 40 şarkı olsa 400 şarkı, yani insanı bir yerden delirtir. Bu çok zor bir şey bunu Evet. yönetmek. Bu Türkiye için, Türkçe listeler için, Türkiye için değil, Türkçe listeler için maalesef böyle.
Ama yani zaman içinde bir şekilde tabii ki yoluna girecek ama o şarkım listeye girmedi. Niye girmiyor? Bana gıcıkları var düşüncesi de çok Doğru, sağlıklı bir düşünce değil o, evet. doğru düşünmüyorum yani. Evet, sağlıklı değil. Burak doğru, Şurada takip için teşekkürler, hoş geldin. Brooklyn'in bir sorusu var abi, sen de ona odaklandın sanırım, tam konumuzla alakalı. Ben de söyleyebilirim, sen de söyleyebilirsin ama ben bir fikrimi söyleyeyim, eksiğim varsa sen tamamla istiyorsan. Brooklyn demiş ki, şirketlerin lise editörlerine sanatçıları öneri olarak sunduğu doğru mu peki? Bağımsız bir müzisyen 1 milyon dinlenmeyle listelere girmeden ulaştı demiş. Abi şöyle, sadece şirketler değil, bağımsız sanatçı olarak Spotify for Artist kısmından eğer yayın tarihinden 2 hafta öncesine kadar yüklediyseniz siz kendi şarkınızı albümünüzden seçtiğiniz şarkıyı ya da single'ınızı siz de editöre gönderebiliyorsunuz. Bu sadece şirketlere özgü bir durum değil diye biliyorum ben. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Şu konuda herkesin yani şu kitleri söylüyorum. Müzik yapanlar için söylüyorum bunu. Müzik üreticiler için söylüyorum. Şu konuda içiniz çok rahat olsun. Siz nasıl Spotify for Artist'ten girip bir şarkıya piç ediyorsanız, eskiden submit'ti sonra piç'e döndü. Piç etme Piç oyunu. ediyorsanız şu an globaldeki ve Türkiye'deki bütün major şirketler aynısını yapıyorlar. Aynen Farklı bir abi. şey olmuyor. Biz sadece biz dediğim şu yapım şirketleri ve dağıtımcılar Hoş için geldin. hazırlanmış özel bir panel var. Biz şunu yapıyoruz. Büyük çıkışlar olarak nitelendirdiğimiz çıkışları 4 hafta öncesinden promosyon almak amacıyla bildiriyoruz. Yani bu playlist ile ilgili bir durum değil bu arada. Bu uygulama içi bannerlar, işte ne bileyim fiziksel bannerlar olabilir, otobüs reklamları olabilir, billboardlar Marketing olabilir. direkt yani. Marketing için, evet, marketing için ve bunu zaten hani böyle Ahmet Mehmet falan için hiç doldurmayın diye söylüyorlar bize. Bu direkt bilinen rakamı olan sanatçılar için bizim sunumuz bir hizmet değil ama bizim yürüttüğümüz bir süreç diyeyim. Bildiriyoruz. Önemli bir çıkıştır bu. Bir albümdür, bir single'dır. İşte ne bileyim bilinen bir isimle düettir. Yani şu anda örnek veriyorum tamamen. Şanışa Sezen Aksu Fiti gibi düşünebilir. Bu büyük bir proje. Şarkının iyiliği, kötülüğü, isimlerden falan Aynen. bahsetmiyorum. Ama Sezen Aksu Türk pop müziği sahnesinde önemli bir isimdir. Bu önemli bir çıkış. Bu tarz eserleri bildirmek için bizim sadece ayrı bir panelimiz var. Bunun dışında yani şunu söyleyeyim. Piyasada bildiğiniz bütün müzik yapım şirketleri siz nasıl Spotify for Artist'e girip şarkıyı pitch ediyorsanız onlar da aynı yolu izliyorlar. Hiç farklı bir şey olmuyor. Ve kesinlikle şunu söyleyebilirim. Söz sahibi değiller. Yani ha bu adam bizden çıkıyor bunu kesinlikle listeye alın. Bu adam kesinlikle kapak olmalı gibi bir durum olmuyor. Hiçbir zaman da olmadı. Böyle bir opsiyon yok. O konuda içiniz rahat olsun. Yani ben işte ben DistroKid'den yükledim. Şarkım listeye girmedi. İşte Ahmet'in şarkısı Sony'den çıktı ve listeye girdi gibi bir durum. Kesinlikle söz konusu değil. Ha şunu söyleyebilirim. Uygulama içi gördüğünüz reklamlarda bu olur mu? Olur. Çünkü bu şirketler bunun için para veriyorlar. Bu bir ticari anlaşma. Bunlar için bir ödeme yapılıyor. Milyon dolarlık Adamın endüstri şarkısı sonuçta yani. evet yani adamın şarkısı banner olduysa bu adamın ya da şarkının başarısı falan değil. Bu şirketle Spotify'ın arasındaki anlaşmadan kaynaklı bir reklam çalışması. Bu bir şeyin ölçüsü değil. Uygulama içi reklamlardan bahsediyorum. Tekrar söyleyeyim çalma listelerinden bahsetmiyorum. Böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi siz nasılsanız şirketler de aynı yolu izliyorlar. Aynen öyle. Onu bildiğim için ben kısaca girişini yaptım. Sen daha iyi devam ettirdin abi. Yani size burada sanatçı olmayan, üretici olmayan insanlar için daha kabaca anlatmam gerekirse şöyle düşünün. Sizin arkanızda global bir şirket, büyük bir şirket varsa siz süpermarket bazında Migros'tanız. Bağımsız sanatçıyken mahalle bakkalı gibi oluyorsunuz biraz. Yani bu sattığınız ürünlerin kalitesiyle alakalı bir şey değil. Hitap ettiğiniz kitleye ve ulaşabileceğiniz imkanlar bazında bunu söylüyorum. Hani elinizin uzunluğu bazında bunu söylüyorum yani. Yanlış mıyım abi bilmiyorum ama. Yok doğru kesinlikle haklısın. Aynen öyle. Şu şeydeki Twitch'teki sohbete bakıyordum da burada Brooklyn'in sorduğu bir soru var. Buna ben cevap vereyim. Arada kaynamasın. Tamam abi. Dikkatimi çekti. Arda abi Hip Hop Life ile yollar nasıl ayrıldı? Hip Hop Life 9-8 Z mi satıldı? Nasıl son buldu? Bunlara değinecek misin sohbette? Evet değineyim. Hip Hop Life 9-8'imize satılmadı. Hip Hop Life Pro. Hip Hop Life Pro. Bizim planladığımız ve hayata 9-8 müzikle geçirdiğimiz bir label'dı. Bezmot gibi düşünebilirsin sonraki. Biz uzun süre bunu yaptık. İşte bizim organize oluyorlar vardı daha önce yaptığımız pasaj müzikle.
Pasaj Müzik'le proje bazlı organize oluruz. İki albüm yaptık. Daha sonra üçüncüsünü 98 Müzik'le yaptık. Ondan sonra Hip Hop Life Pro'yu bir label haline getirdik. Sub label 98'in altında. Bunu yaptık. Bunun koordinatörü Ulaş'tı. Ulaş'ı biliyorsunuz. Daha sonra Ulaş Sony Müzik'ten iş teklifi aldı ve Sony Müzik'e geçti. O Sony Müzik'e geçerken biz Hip Hop Life Pro'yu 98 Müzik'e devrettik. Tamamen bütün işte sosyal medya hesapları, katalog, logosu ne varsa ait her şeyi 98'e devrettik. Hip Hop Life Pro form değiştirerek Base Mode oldu Sony Müzik tarafından. Bu şekilde ilerledi. Hip Hop Life bizim kendi markamız. Marka tescili bize ait. Ya Hip Ama Hop Hip Hop Life Life... Pro şu an sadece ismen Hip Hop Life, yani yoksa sizin de bir Evet, alakası kalmadı. yani bizim de hiçbir alakası yok. Hiçbir şeyle alakamız yok. Ne sosyal medyasıyla, ne orada yayınlanan sanatçılarla, ne içeriğiyle. Biz tamamen bütün operasyonu 98 Müzik'e devrettik. Çünkü onlar bunu devam ettirmek istediklerini söylediler. Sub-label olarak Hip Hop Life Pro'yu sevdiklerini söylediler. Biz de o projeyi tamamen onlara bıraktık. O şekilde onlar süreci devam ettirdiler. Başarılı olsalar da onların başarısı, başarısız olursa da onların başarısızlığı. Bizimle konunun açıkçası hiçbir alakası yok. Bunu da buradan açıklık getirmiş olayım. Abi peki Genius Barış bir şey sormuş. Bizim demin listeyle alakalı. Bir de Brooklyn sorusu var. Onları da konumuzla alakalı diye soruyorum. Genius Barış demiş ki, daha önce bir albüm çıkaran FMC arkadaşımız için playlistlere şarkı önerisinde bulunduk. Ancak Spotify listeye platformda release edilmeden önce dağıtım aşamasında gönderebileceğimizi belirtti. Evet, demin dediğimiz. Ama ondan sonra eklemiş ki, ama daha sonra başkalarının şarkı ekleyebildiğini gördük demiş. Benim bir fikrim yok bu konuda. Hani release Aa, soruyu sonrasında şarkı anlamadım ya. eklenemiyor. Yani şunu Soruyu demiş abi. anlamadım. Biz demin demiştik ya hani release'den bir süre önce gönderdiğiniz şeyi piç edebiliyorsunuz demiştik ya. Tamam, evet. O şunu söylüyor. Başka bir sanatçı da release süresi geçtikten sonra piç edildiğini gördüğünü söylüyor. Böyle bir şey mümkün mü? Ben bilmiyorum. Onun için sana soruyorum. Yani şöyle mümkün. Şimdi normalde mesela atıyorum listeler cuma günleri güncellenir. Müzik marketlerde güncellemeler cuma günü yapılır. Ama atıyorum önemli bir çıkış çarşamba günü çıktıysa onu listelere alıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce takip edenler olduğunu bilmiyorum. Masakan'ın bir toplu şarkısı vardı. Ben çok takip ettiğim için fikir sahibi değilim ama bir 8-10 kişi yaptıkları bir parça vardı. İsmini hatırlamıyorum. Sen belki biliyorsundur. Katliam abi. Galiba evet. O şarkının çıkış günü çarşambaydı. Normalde listeler cuma güncellendiği için çarşamba çıkışlar listeye alınmaz ama önemli bir çıkış gördükleri için onu aldılar. Daha önce Ayben'in bir şarkısı aynı şekilde Salı günüydü sanırım çıkışı. Yani bunlar önemli çıkışlar olarak görüldüğü için listeler o zaman güncelleniyor o süreçlerde. Bunu söyleyebilirim. Yani bunlar gizli bilgiler değiller. Zaten Aynen takip abi. eden herkes görüyordur. Sır değil bunlar. Editörler bazen böyle davranıyorlar. Evet. Ya bir ki bunda da bir gariplik yok. Yani şimdi Ayben'in şarkısının Cuma çıkmadı diye listeye alınmaması zaten saçma anlamsız olurdu yani. Ya yok, zaten gariplikten ziyade abi işte şey var. Endüstrinin içerisindeki insanlar bunu gerçekten bilip anlatan bir kaynak yok. Bir, sanatçıların da çoğu dediğin gibi hani ya dil yetersizliğinden ya işte biraz vizyon limitlerine takıldığı için, burada bir isim falan verip spesifik birilerini kastetmiyorum. Bizim Türk insanının genel problemi bu, biliyorsun. Hani Evet, o kesinlikle. sanatçılar dahi bilmiyorken dinleyicilerin çok merak ettiği şeyler bunlar. Hani bir spekülasyon ortaya çıkıyor. Onlara açıklık getirelim diye ben biraz da bu tarz şeyleri soruyorum. Mesela Brooklyn demiş ki yine aynı şekilde. Bizim o listedeki o bir kişinin seçmesi olayıyla alakalı. Tamam, ama resmi ilişkiler haricinde kişisel ilişkiler doğrultusu, insan doğası bence. Adam kayırma olduğunu düşünüyorum ben de demiş. Ya ben de zaten şeyden diyorum. Bu var demiyorum ama bunun önüne geçmek adına zaten bir kişinin teslim etmektense ofis olması daha sağlıklı dedim, ama Arda abi buna karşılık zaten o kişiler O rapor kişiler. veriyorlar, düzenli o toplantıya gidiyorlar dedi. Yani Evet. biz de Evet, öğreniyoruz şu an yani beraber yani. onun şahsi düşüncesi tabii ki olabilir ya. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir durum da olabilir. Biz bunu bilemeyiz yani. Evet. Böyle bir durum olabilir. Şimdi ben bunu olamaz diye bir şey söyleyemem. Tabii ki de olabilir. Ama bilemeyiz. Ya ben şahsen kendi açımdan olmadığını düşünüyorum. Ama oluyor da olabilir. Bu benim şahsi Tabii ki. düşüncem. Değiştirmez, etkilemez. Ama arkadaş öyle düşünüyormuş. Ya zaten Olabilir, şey var. bilmiyorum. Bu ortaya çıkarsa zaten direkt olarak aynı zamanda MÜYAP'ta olduğu gibi bir skandal olarak hepimiz Tabii ki duyarız. de. Ama ortaya çıkana kadar bu kesim var deyip de herkes bilip de susuyor olamaz zaten. Ha, Evet, evet, evet. böyle bir şey aklımıza hepimizin geliyor. Benim de geliyor, Arda abinin de geliyor, chat'te sizin de geliyordur, ama herhangi bunu ispatlayacağımız ya da işte buna şahit olacağımız belgeli bir skandal ortaya çıkmış değil. Çıkarsa zaten aynen MÜYAP'ta olduğu gibi duyacağız zaten yani. Evet, aynen öyle. Bu arada MÜYAP demişken abi, ben biraz buradan çıkaracağım konuyu ama tekrar sorulara göre geliriz.
Şunu merak ediyorum abi de, Türkiye'deki telifleme gerçekten çok çağ dışı değil mi? Örnek veriyorum, hani burada legal bir sıkıntı açmayayım kimseye ama benim ıslak imzam olmadan adıma kayıtlı MESAM işlerini ben çok fazla görüyorum. Hani muvafakatname yalandan imzalanmış şeklinde. Yani bu ne zaman normale Evet. dönecek? Yani ben normale döneceğini çok düşünmüyorum. Ya burada aslında şöyle bir sıkıntı var temelde. Meslek birlikleri çok hakkını vererek çalışmıyorlar ama Evet. burada sanatçıların da ben ciddi sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte danışmanlık yaptığım bir edisyon firması vardı. Bu edisyon firmanın işi tamamen meslek birlikleriyle alakalı. Neredeyse haftada 3 gün meslek birliklerine toplantıya gidiyorduk o zaman. Bundan 2-3 sene öncesinden bahsediyorum. Ve her toplantı kavga gürültü geçiyordu. Yani şöyle bir durum var. Örnek vereyim. Çakışan eserler diye bir durum var meslek birliklerinde. Şimdi atıyorum senin bir şarkın var. Sen eser bildiriyorsun. İşte atıyorum söz yazarı besteci %50 %50 veriyorsun. Aynı şarkıyı söz yazarı belirtiyor. %60 %50 veriyor. Paylar birbirini tutmuyor ama aynı eser bildirilmiş. Bu çakışan eserlere giriyor. Bu eserlerle ilgili ödeme yapılmıyor. Bloke konuyor. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Ya söz yazarın ya bestecinin Evet. fakat uğraşmıyorlar. Bu şekilde veri tabanında kayıtlı 2,5 milyon tane şarkı var şu anda. Mesela 2,5 milyon tane bu durumda eser var. Ve bunu düzeltmiyorlar. Sanatçı bununla uğraşmıyor. Meslek bile zaten hiçbir şey yapamaz bununla ilgili. Düzeltmeyi kendisi yapamaz böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü resmi evrakta onay yapmış olur. Yani sanatçılar çok ilgilenmiyorlar. Çünkü meslek birliklerinden tahsis edilen ödemelerin çok küçük olduğunu düşünüyorlar genelde. Onu kovalamıyorlar ama şöyle bir durum var. Burada da tamamen ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı var. Yani senin çalmayan, koşmayan bir şarkınla ilgili tabii ki de telif toplayamazsın. Ama koşan bir şarkınla ilgili işte gerek umumi mekanlar olsun, gerek radyo olsun, gerek TV olsun meslek birlikleri bunları topluyor. Aynı zamanda dijital mecralardan da topluyor. Burada şöyle bir şey de açıklama getireyim. Burada bilmiyorum üretici arkadaşlar var mı ama fikirler olsun. Bir meslek birliği kaydınız yoksa mutlaka bir meslek birliğine kaydolun. Çünkü meslek birliklerinden kazandığınız paraların dijitalle kazandığınız paralardan bir alakası yok. Sizin Spotify'dan direkt olarak aldığınız para yani yüklediğiniz aracıdan aldığınız ödeme recording rights yani Royalties yani değil mi? yapım haklarına ait bir ödeme alıyorsun. Royalties evet. Fakat meslek birliğinden aldığınız söz ve besteci hakları bu paranın bununla bir ilişkisi yok. Yani bir şarkıdan siz Spotify'dan ödeme alıyorsanız bu şarkıyla ilgili Spotify meslek birliklerine söz ve besteci ödemesi yapıyor. Bu başka bir para, başka bir birikim. O yüzden bunu da kaçırmamak lazım. Yani Meslek birliği abi, buradan da doğru mu anladım, söylemek istiyorum. Konserler, radyo playleri ve fiziksel albüm satışlarını mı topluyor? evet ama dijitalleri de topluyor Anladım. 2014'ten beri. Anladım. YouTube'dan, Spotify'dan, Apple'dan, iTunes'tan, Deezer'dan, Fizi'den de söz ve besteci hakları toplayıp bunları da sanatçılara ödüyor. Yani bu tamamen birisi bizim recording rights dediğimiz yapım hakları, diğeri de composer rights dediğimiz söz ve besteci hakları. Bunlar için yani şöyle söyleyeyim YouTube'dan senin YouTube'da kanalın var, şarkın var, para kazanıyorsun. Okey ama o senin kazandığın parayla ilgili de YouTube meslek birliğine bir söz ve besteci parası ödüyor. Bu da senin hakkın ve senin kazancın. Bunu meslek birliğinden almalısın. O yüzden ben müzik üreten ve dijital mecralara yüklemiş herkese mutlaka meslek birliklerine kaydolmalarını öneriyorum. Kazanç kaçırıyorlar. Gerek yok. 1 lira da olsa 2 lira da olsa bu bir kazançtır. Tahsis edilmesi gerekir. Çünkü sadece alın teridir bu yani mutlaka Anladım. tahsis edilmeli. Benim işte rahatsız olduğum Türkiye'de biraz bu çok esnek. Ya çok esnek derken çok iyi bir kontrolden geçirilmiyor. Çakışan eserler konusunda söylediğin gibi. Ya dediğim gibi biz evet o parçada çalıştık ama bana gelinse zaten ben muvafakatnamesini imzalarım. Ona gerek duyulmadan benim adıma yalan bir imza ile verilip kabul görmesinden çok rahatsızım ama yani. Evet yani denetim meslek birliklerinde biraz havada kalıyor çünkü meslek birlikleri Türkiye'de özerk yapılar. Denetimden geçiyor ama çok ben kendi adıma sağlıklı denetlendiğini düşünmüyorum Ben de, ama ben de. şöyle söyleyeyim MSG'den en azından MSG özeline konuşmak gerekirse ben MSG'de Candan Erçetin yönetime geldikten sonra çok şeyin değiştiğini düşünüyorum. Çok şeyin düzeldiğini düşünüyorum geçmiş dönemde çok fazla şeyin. MESAM'da Arif Sağ değil mi hala abi, değişti mi? Galiba öyle. MESAM tarafını çok takip etmiyorum ama MSG kendini bayağı güncelledi. Özellikle bu
Startup için geliştirdikleri bir sistem var, CRM. Hem raporlar, hem ödemeler, hem eser bildirimleri konusunda çok gelişti. Eskiden eser bildirimi için illa işte evrak doldurup faks çekmek gerekiyordu. Evet. Mesela şimdi online bir hale geldi. Bir iki tıkla bildirebiliyorsunuz, eser bildirimi yapılabiliyor. Sanatçı için de zor bir şey değil. İnternet sitesine girip 2 dakika evrak doldurmak. Basit bir işlem. Güzel bir sistemleri var. Her gün kendini geliştiriyor MSG. Ben o yüzden sanatçı arkadaşlara meslek bilirsen MSG ile çalışmalarını öneriyorum kendi adıma. Yani Ben ben ASCAP'ta çalışıyorum. O yüzden ama yani mecburen yaşadığım ülkedeki bir meslek birine geçiş sağlayacağım için o konuda kararsızdım. Beni de aydınlatmış oldun abi. Teşekkür ederim. ne demek, rica ederim. ASCAP'ta şeyden oldu. Benim ilk yayınlanan legal işim Amerika olunca otomatikman ASCAP'a teliflendim ben. Ve şeyden sıkıntı oldu. Gelir toplamasından tut. Burada orada bir legal varlığımın olmaması, vatandaşlık, oturum gibi çok büyük problem oldu yani. Onu bir şekilde feshedip tekrar MSG'ye geçmem, MSG veya MESAM'dan bir meslek birliğine geçmem gerekiyor benim de yani. Evet. Meslek birlikleriyle alakalı sorumu sordum. Ne soracaktım? Bu arada chatten sorularınız varsa onları alalım düşünürken. Abi içecek ihtiyaç molası vermen gerekiyorsa bir saati doldurduk çünkü böyle bir şey yapabiliriz. İyi sen devam, sorun yok. Bir iki yudum daha suyum var. Tamamdır abi. Biriken soruları at Emir'cim, aynen. Biz konuları konuşurken sen almıştın. Onları bir al bir cevaplayalım biz o zaman. Sam Donovan demiş ki, peki beatmaker olarak bakarsak beat tape'lerin pazarlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Abi enstrümantal hip hop bu biraz sektör sorusu değil aslında ama enstrümantal hip hop globalde de bir iki isim haricinde ya veya işte YouTube'daki lo-fi chill hop setler haricinde aşırı rağbet gören bir şey değil ki. YouTube'daki lo-fi setlerin de çoğunu ben şahsen dijital dağıtım araçlarında görmüyorum. Yani bir şirket aracılığıyla Spotify'da çoğunu bulamıyorsunuz ya da iTunes'ta çoğunu bulamıyorsunuz Tidal'da falan. Ve bu biraz dinleyici tercihiyle alakalı. Çok rağbet görmüyor. Benim de mesela baktığımız zaman ürettiğim parçalar Spotify'da 15-20 milyon streamlere ulaşmış. Hani Produced by Baykan Barız Playlist'inde ama o benim kanalımda bir istatistik olarak gözükmüyor. Benim kanalımdaki istatistik Enstrümantal Hip Hop'tan aylık 300 dinleyici şu an mesela yani. Böyle bu biraz endüstri işleyişinden ziyade biraz tarzla alakalı bir sorun yani. Başka sorulara bakıyorum. Ha, Sam Donovan demiş ki abi para transferleri nasıl sağlanıyor? Vergilendirme basit usulde mükellef mi olmak gerekiyor diye sormuş. Bu güzel bir soru. Yani şöyle, bu evet ben de çok duyuyorum bu soruyu. Türkiye'de müzikle de ilgili olsa, başka sektörle ilgili olsa bütün kazançların vergilendirilmesi gerekiyor, ticari kazançların. Hani insanların şöyle bir kafasında şey var, durum var ya işte müzik neticede ben neden vergi vereyim falan gibi kafalarında bir durum var. Müzik de olsa, konser kaşesi de olsa, bakkalda ciklette satıyor olsanız bu bir ticari kazançtır ve vergilendirmeniz gerekir. Basit usulde olabilir, limited şirket de olabilirsiniz, şahıs şirket de olabilirsiniz. Bütün ödemelerle ilgili fatura kesmeniz lazım. Aksi takdirde maliye denetimlerinde denetime denk gelirseniz bu ödemelerle ilgili geçmişe dönük de ceza işlem uygulanıyor. Uygulanır. Yani dediğim gibi bunun bir istisnai durumu şu an söz konusu değil. Aslında şahsi düşüncem olması durumunda en azından sanatla ilgili iş yapanlara bir vergi istisnası uygulanabilir diye düşünüyorum. Ama hali hazırdaki yasalar böyle bir şey sağlamıyorlar. Aldığınız bütün ödemelerle ilgili isterseniz yurt içinden alın, isterseniz yurt dışından alın, kaynağı fark etmeksizin bunun vergilendirilmesi gerekir Türkiye'de. Gelir vergisine tabidir. Vergilendirmek zorundasınız ama tabii ki Türkiye'deki vergi oranlarından dolayı bu ciddi bir gider kalemi. Evet, ciddi bir gider kalemi. Şu anda %18 KDV, %20 kurumlar vergisi dersek, gelir vergisi dersek %38 gibi rakama denk geliyor. Tabii ki çok büyük bir oran ama sistem bu, düzen bu, oranlar bu. Yapabilecek hiçbir şey Hiçbir yok. şey yok. Lakin vergilendirilmesi gerekir. Abi peki bir de şu bazen çözüm geliyor Türkiye'dekilere. Yüksek vergi olayından dolayı. İşte DistroKid, TuneCore veya işte Avrupa'daki bir dağıtımcı ile çalışmak gibi. Ama burada da o ülkelerde ekstradan vergilendirmeye giriyor. Aslında çok mantıklı gelmemeye başladı yani. Yani aslında normalde şöyle, genelde onlar vergilendirilmiyor. Yani çünkü şahsa ait Evet. olduğu için vergilendirme durumu
Onlar herhangi bir vergi kesintisi yapmadan, ya benim bildiğim öyle ama hani hiçbir firma ben bunun vergisini ödüyorum ve sana vergiyi düşürdükten sonra ödüyorum derse ve o ülkeyle de Türkiye arasında bir çifte vergilendirme anlaşması varsa tamam, orada bir sıkıntı olmaz ama Aynen ben öyle. benim bildiğim öyle olmuyor. Vergi kesilmeden ödemeler gönderiliyor. O yüzden de muhatabı burada o ödemeyle ilgili vergilendirme yapmak zorunda. Anladım abi. Bu arada dijital dağıtım da Estonya merkezli firma olduğu için tam denk geldi soru. Onu bir sormak istiyorum sana Mali ayağından, benim yakın arkadaşımdan. Sen de gerçek yeraltıdan hatırlarsın, bir ara Hip Hop Life'da da Aa, beraber evet. işleriniz vardı. Aha. Estonya'da vergini verince burada bir daha vergi vermene gerek kalmıyor diye biliyorum. Anlaşması var iki ülkenin. Estonya çözümü var. Müzikte de işliyor mu bilmiyorum demiş. Doğru, doğru söylüyor. Evet, aynı şekilde. Orada ya yani bu bütün Estonya özelinde değil, dediğim gibi yani şimdi atıyorum TuneCore'dan bir malzeme yükledin, şarkını yükledin. TuneCore nerede? Amerika merkezli. Ve diyelim ki orada şirket sana şunu söylüyor. Vergiler düşüldükten sonraki kazancını sana öderiz dediği zaman Amerika ile Türkiye'de bir vergi anlaşması varsa, çifte vergilendirme anlaşması, bu zaten bunu önlemek için, yani verginin iki ülkede tekrar verilmesine gerek yok. Bu şekilde ve birçok ülkede var biliyorum. Geri dersinin sitesinde böyle bir liste vardı. Türkiye ile vergi, çifte vergilendirme anlaşması olan listeler diye. Ülke bazlı fark etmeksizin anlaşma olduğu sürece bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani şirketin bunu sana söylüyor olması lazım. Benim bildiğim yabancı servisler şu an vergi kesmiyorlar diyebilirim ama güncelleme geldiyse, vergi kesildikten sonra göndeririz diyorlarsa o başka bir şey. Yani son bildiğim yoktu ama değişti sistem olabilir. Evet Mali, bu arada öyle bir görselim var diye onu ekrana verdim. Sen plak sorusunu sorduğunda onu sormadım. Görüntüsü var diye, istatistikle grafik olarak elimizde var diye onu ekrana verdim. Cevabını almışsındır diye. Yayından sonra muhasebeciye koşacak Baykan denmiş. Abi keşke muhasebeciye koşacak kadar kazanıyor olsam. Benim şu an TuneCore'da 10 dolar var. DistroKid'de 6 dolar var falan böyle. Hani onu vergilendirseler ne zaten, vergilendirmeseler ne, ki zaten ben iki firmayla da çalışmayı süresi bitince bırakacağım ve muhtemelen kataloğumu tabii ki Arda abi de kabul ederse dijital dağıtıma taşımayı düşünüyorum ben de. Abi bu arada bilindik isimlerden kimlerle çalışıyorsun merak eden varsa? Yani var çok fazla, hemen hemen Underground'da dinlediğiniz bildiğiniz hemen hemen herkes herhalde bizimle çalışıyor. Siteyi ben zaten chat'e attım. Sitede yazıyor gerçi ama hani şey var. Bizim Evet, insanımız orada demiştim. üşengeç olduğu için şeyden sordum hani. Hani siz kimsiniz de bunları konuşuyorsunuz diyenler olursa diye ondan sordum biraz yani. Yani şöyle söyleyeyim, geçmişte Gaza bizimle çalışıyorduk. Gaza bizim çok uzun zaman biz dağıttık albümlerin Zifiri single'larını Mart ayına kadar. Öncesinde Kontra sanatçılarımızdan biriydi. Kontra'yı dağıttık. Bir dönem Hidra vardı. Hidra ile çalıştık. İşte onun dışında Sıcak görüşmeler. Allame Joker, Tankurt, Ayben'in birkaç parçası bizde, İstanbul Trip, Maestro'nun işleri, Rose. No Katalon'un tamamı, Ki Rose'un zaten Rose'un menajerisin aynı zamanda diye tamamı. biliyorum abi hala. Evet, ha. Rose'un single'ları bizde. Onu sana düşüneyim bakayım. Yani çok fazla isim var, aklıma gelmiyor. Ben de şimdi siteden bakacağım, ayıp olacak. Tabii sorun yok. Ben bu sırada soruyu cevaplayayım abi. Bildiğim bir cevap. Genius Barış site sansürlenmiş abi verdiğin site, ama sorunu şöyle söyleyeyim. Label kısımlarını customize edebiliyor musun? Ne sormuşsun? Evet abi, label kısmını siz yüklediğiniz aracı da label'a ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Atıyorum ben Baykan Ballas Music diye yükledim ama aslında gerçekte böyle bir şirket yok. Yani yüklerken bağımsız olarak. Abim Mali Chat'e yazmış bu arada, sağ olsun arkadaşım. Kopyalayıp yazmış. Senin yorulmana gerek yok. Tamam, Sağ ol. süper. Teşekkürler Mali. Güzel bir soru var Kurtardım abi. beni, teşekkür ederim. Güzel bir soru var. Kullanılan sample'ın telif durumunda dağıtıcı firmanın rolü nedir? Örnek varsa anlatabilir misin Arda abi diye sormuş. Ali Iverson abi. Anlatayım. Bu durumda dağıtım şirketi bağlayıcı Hoş değil. geldin Çünkü Şahin dağıtım Beyaz. şirketi şunu sağlıyor. Dağıtım şirketi sizin adınıza eseri dağıtır, gelirleri toplar, raporlar ve ödeme yapar. Haliyle siz bir şirkete eserinizi yüklediğiniz zaman bununla ilgili haklarınızı devretmiyorsunuz. Yani söz beste hakları her daim sanatçının özerk haklarıdır ve zaten devredilemez. Devredilme söz konusu değil. Eser işletme, şirkete verdiğiniz eser işletme başka bir durum. Dağıtım şirketine verdiğiniz şarkı başka bir durum. Haliyle o sample ile ilgili yasal bir sorun çıkarsa şöyle oluyor. Yapımcı, işte atıyorum siz
Kim diyeyim, diyeyim. Bak, Kanye West'ten sample kestiniz atıyorum. Bu da yakalandı, bir şekilde tespit edildi. Kanye West'in avukatı ya da işte şirketi kimse bize bir yazı yazıyor. Diyor ki böyle bir eser var, sizin dağıtımınızda bu şarkıyı kaldırın gibi bir uyarı gelir bize. Biz de sana sorarız, deriz ki bu şarkı senin mi? Seninse bize bunu kanıtla, hak sahipliğini göster vesaire deriz. Gösteremezsen kaldırır şarkıyı. Bu işin sempatik kanalı. Bürokratik kanalına gelince şöyle bir şey de olabilir. Eser sahibi bu eserle ilgili yasal yollara gidebilir, dava açabilir, dünyanın neresinde olursa olsun. Yani bu adam Türkiye değil, bu adam İrlanda'da yaşıyor, hiçbir şey olmaz gibi düşünceye kapılmayın sakın. Çünkü öyle bir durum yok ve şöyle de bir sıkıntı var. Türkiye'deki meslek birliklerinin Avrupa'daki, Asya'daki, Uzak Doğu'daki birçok meslek birliğiyle anlaşması var. O yüzden meslek birliğinin bile, oradaki meslek birliğinin buradaki meslek birliğine bir uyarı yapması bile meslek birliği hesabınızı bloke eder. Ödemelerinizi alamazsınız. Yanı sıra yasal konularda da sıkıntı çıkartır. Dağıtım şirketinin bağlayıcılığı yok. Ama sizin başınızı belaya sokar. Bu soruyu Mali mi sordu bilmiyorum ama kim bu soruyu soran arkadaşım? Ali Iverson abi. Ha Ali'cim, yani senin şarkın bizdeyse ve senin başın belaya girerse ben hemen diyorum ki bu şarkı Ali'nindir, Ali'ye çökün diyorum. Bizdeki bilgilerini paylaşıyorum. Başım belaya giriyor. Yani çünkü bu dağıtımcı bütün eserlerin kaynağını bilemez. Yani ben şu anda sisteme gelen eserlerin kimlerden sample kesti, nereden bilebilirim ki? Yani Aynen öyle. tonlarca şarkı var, tonlarca sample var. Bunu Bunun bildirmek sesleri gerekiyor sanatçı açısından zaten. Sanatçının mümkün bildirmesi değil. gerekiyor yapımcısına ve Evet, dağıtımcısına. yani burada sorumluluk tamamen sanatçıya ait, dağıtım şirketine ait değil. Ben her zaman telifle ilgili şunu söylüyorum. Evet, sample kesmek güzel bir şey belki. Hani melodik güzel sample'sına bir şey yapmak ama size ait olmayan bir şeyi kullanamazsınız. Yani bu dünyanın her yerinde böyledir. Ben buna biraz da belki çok sert olacak ama hırsızlık gözüyle bakıyorum. Çünkü hani gelir elde edilsin edilmesin fark etmez. Başkasının malını kesip üstüne iş yapıyorsunuz ve bana çok etik gelmiyor. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ben Baykan da beatmaker ama Yok problem yok benim abi ben. şahsi görüşüm, yani müzikal olarak evet çok güzel, çok kıymetli. Ben bizim Belki taraftan açıklamasını sen bitirince ben biraz bildiğim şeylerden anlatacağım zaten. yani ben seviyorum sample'lı şarkılar, çok hoşuma gidiyor benim, ben severek dinliyorum ama işin etik kısmında da etik bulmuyorum. Hani şunu diyenler var ya, işte sample'ı kestik ama biz onu çok işledik diye işte, yani ne olursa olsun neticede temel o sample kesilmiş ve sana ait olmayan bir şey kesip işliyorsun. Çok değiştirsen de şahsi görüşüm ama ben sample kesimin çok etik olmadığını düşünüyorum. Yani şahsi Hani görüşten ziyade abi ben şunu şöyle açıklayayım. Chat'te hatta ne hırsızlık mı diye bir tepki geldi. Şöyle söyleyeyim abi. Bizim hip hop kültürü bazında üretimimizde sample based müzik var. Tamam kabul. Ama bu şu an bahsettiğimiz iş biraz müzikal değil. Biraz işin business kısmı. Biraz şirketsel ekonomik kısmı. Burada abi izinsiz olarak telif hakkında izin alabilirsiniz. Buna da geleceğim. Alarak kullandığınız anda sizin için ne kadar değerli olsa da kültürünüzün parçası da olsa şirketler veya işte telif hakkı sahipleri bazından bu hoş karşılanmayabilir. O kafada bu bir hırsızlık. Ya izinli yapmak için örnekleri söyleyeyim. Size seçeneklerin şu sorulmuş chatte çünkü. Ben burada devreye gireyim abi. Sample'ladığınız eser için hak sahibine ulaşarak bir pazarlık edebilirsiniz. Kimi hak sahibi der ki evet kardeşim ben sana muvafakatname imzalarım kullanabilirsin diye. Ve bana bunun karşılığında bu tamamen hak sahibiyle sample'ı alan üretici arasındaki bir anlaşma. O burada şöyle dönüyor. Tamamen pazarlık mevzusu. Burada net bir kıstas yok. Şunu söyleyebilir. Ben farazi rakamlara örnek veriyorum şu an. Ben tüm hakkını kullanırsınız. Gelirlerinize karışmam. Bana bunun için örnek veriyorum 10.000 TL verin. Türk bir sanatçıdan sample kestiğinizi varsayarak TL üzerinden konuşayım şu anda. Ama dediğim gibi bu rakamları gerçekmiş gibi algılamayın. Farazi konuşuyorum. Kimisi diyebilir ki şu kadar para istiyorum. Karşılığında atıyorum tüm gelirlerin %20'sini istiyorum şeklinde bir karşılık sunabilir. Kimisi diyebilir ki bunu mesela Cem Adrian yapmıştı kontranın davasında. Bana ulaşıp muvafakatname alırsanız benim bütün şarkılarımdan sample kesebilirsiniz. Ben size full muvafakatname imzalarım demişti mesela. Böyle bir seçeneğe gidebilir. Kimisi der ki evet kullanabilirsiniz ama şarkının bütün parası bana akar ki bu bağımsızken kabul edebilirsiniz ama bunu asla bir label, büyük şirket asla bunu kabul etmeyecektir bu arada. Hani o şarkıyı büyük bir yapım şirketinden çıkaracaksanız unutmanız lazım. Örnek veriyorum ben şu an mesela Tommy Boy'la
bir hala distribution üzerinden bir pazarlığımız sürüyor. Bu hala ben zamanda direkt imzalama şansım vardı abi, hatırlıyorsundur. Hala şey kapısı açık bana orada. Yaptığınız işleri yayınlayabilirsiniz ama ben asla sample sıkıntısıyla uğraşmak istemediğim için bana no sample işleri ya da temizlenmiş sample'ları getirin der mesela. Ya da kendi yaşadığım bir örnekten gideyim. Ünlü bir Japon fusion jazz sanatçısından sample kestim. Sample'ın telif haklarını tutan şirkete ulaşmaya çalıştığımda şirketin 80'lerde kapandığını gördüm. Parça 60'lardan kalma. Sanatçının kendisi ölmüş ve telif hakları şirket sahibinin, dağılan şirketin ortakları, sanatçının akrabası falan dahil 40 kişiye bölünmüş durumda. Ben bu 40 kişiden de rıza almak zorundayım. Birinden almadığım anda abi legal olarak ben bunu sunamıyorum. Evet. Bu biraz ikili pazarlık mevzusu yani aslına bakarsanız. Ha, sample'ı teliflemediğiniz işi legal olarak yayınlamak ya da duyurmamak sanatçının kendi aldığı risk. Dava yiyebilir. Örnek vereyim. Mesela bu biraz komik bir örnek. 36 Mafia grubundan Juicy J ve DJ Paul mesela en başta kendilerine örnek aldığını söyleyen başka bir rapçiye bizim parçalarımızdan sample kesebilirsiniz diyor ama bunu legal olarak asla belirtmiyor. Ve sanatçı bayağı bir scratch olsun, işte melodiler olsun, bayağı bir 36 Mafia sample'ını kullandıktan sonra bu söze güvenerek en son kaçta 6 milyon dolarlık davayla karşılaşıyorlar. Hani sözlerine güvendiler çünkü. Ya bir ıslak imzalı bir evrak imzalanmadıktan sonra 36 Mafia komple gelirlere ortak çıkmaya çalıştı şu an. Böyle bir dava da açtı. Bu da olabilir. Ama tabii sizin 6 milyon 7 milyon dolarlık davaları görebilmeniz için şarkınızın çok büyük başarıya ulaşması lazım. Yoksa kimse o kadar büyük meblağla sizin canınıza kastetmeye çalışmaz. Örnek vereyim, Selda Bağcan, Mostef. Mostef Grammy almasaydı Selda Bağcan muhtemelen o kadar büyük meblağda bir davayı açmayacaktı. Çok daha düşük meblağlarda ikili pazarlıkta çözülebilirdi belki. Ha, bir taraftan da şu var, şarkınızın Grammy alacağına inanıyorsanız abi zaten 20 milyon dolar kazandığınız bir işten 6 milyon doları da dava ödersiniz. Böyle de bir şey var yani. Ama hani bu ancak dediğim gibi şarkınızın Grammy alacağına inanıyorsanız almanız gereken bir risk yani, kolay kolay yapmamanız lazım. Bilmiyorum, yanlış mı özetledim abi ama sen ne diyorsun? Yok yok, güzel özetlerini dinliyordum, kulağım sende. Şimdi Bu arada hani abi ve çok özür dilerim, şeye de geleceğim. Şu da var. Ya da bazı label'lar vardır. Mesela Jay-Z kendi zaten bir Def Jam'in başındaydı. Roc Nation'ın başında olduğu için en son mesela şu albümünde bayağı bir sample kullandı ama kendi şirketi olduğu için zaten bunun için tamamen sample temizlemek için ekstra bir sanatçısına bütçe verdi. Bu da olabilir ama Türkiye'de bunu pek görme ihtimalimiz şu anki endüstri büyüklüğünde yok maalesef yani. Özür dilerim abi, sen devam et. Bunu eklemem lazımdı. Bu arada ben aslında. sen anlatırken ben chat'teki sorulardan kenara biriktireceğim. Emir Kemal'cim sen de devam. Sağ olasın. Hani ve 808, yanlış okumuyorsam, Doğru gözlüğüm söylüyorsun. olmadı çünkü yaşlandım artık. Yurt dışında direkt yapım şirketleri, prodüktörlerin ya da sanatçıların kullanmak istedikleri sample'ları şirket ödüyor. Her şirket için geçerli değil tabii demiş. Evet, oradaki hani ve'nin bahsettiği şey şu, mekanik lisanslamadan bahsediyor. Bizim Türkiye'de meslek birlikleri o kadar iyi çalışmadıkları için mekanik lisanslama bizde o kadar sağlıklı çalışmıyor. Yabancı servislerden bir tanesini de görmüştüm, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Eser sahibi ve eser ismini girdiğiniz zaman o dağıtım servisi meslek birliği aracılığıyla Escape de destekliyor sanırım. Escape ile beraber bir tane daha vardı yurt dışında, isim aklıma gelmedi meslek birliğinin. Bunlarla sistem Şey direkt bağlantılı. BMI, BMI, Ha, BMI. BMI, evet. BMI üzerinden mekanik bir lisanslama yapıyor. Ve bu şarkıyı sizin adınıza lisanslıyor. Evet, çok güzel bir opsiyon. Türkiye'de olsa şahane olur ama maalesef mekanik lisanslama işi Avrupa'daki gibi gelişmiş değil Türkiye'de. Hatta yok sayılabilir. Honeywell güzel değilmiş ona. Evet, Honeywell. Onu da söylemek istedim o arada. Bir tane daha soru görmüştüm. Abi dava sen böyle bir sıkıntı yaşadın mı diye sormuş Genius Barış. O sırada ben şeye de geleceğim. Bir de bu prodüktörlere bir önerimdir. Hani katalogları çok geniş değil ama aylık aynen Twitch'te Netflix olduğu gibi abonelik sistemiyle çalışan Tracklip diye bir uygulama var. Eric Sermon'ın girişimi. EPMD'den tanıdığınız. Tracklip üzerinde ücretini verdiğiniz takdirde hani üyelik ücretini verdiğiniz takdirde onların kataloglarından sample free sample arşivine ulaşıp gönlünüzce oradan sample kesebiliyorsunuz ve siz satın aldığınız oradan kullanacağınız şarkıyı zaten otomatikman size dijital PDF olarak size onların kullanabileceğiniz legal dokümanlarında gönderiyorlar mesela. Tracklip gibi böyle bir uygulama başladı mesela. Eric Sermon böyle bir girişimde bulundu. Bunu da uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz hani şey var. Skalanızı daraltıyor çünkü onların da oraya katalog oluşturması uzun sürecek bir olay yani. Hemen açılır açılmaz bir senede geniş bir katalog oluşturamazlar yani.
Ama şeye de açıklık getireyim ben abi. Mesela şehir efsanesidir ya. 10 saniye sample keserseniz dava yemezsiniz. Yok işte eser 50 yıldan eskiyse dava yemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ha, eser anonimdeyse, klasik müzik eserleri gibi anonimdeyse evet dava yemezsiniz. Kullanımı açıktır, halka açıktır ama 50 yıl geçince bir parça anonime düşmez. Yani örnek vereyim, 70 şu an Pink Floyd eserleri hala cayır cayır telife tabi abi. 70'lerde çıktı, 50 sene geçti ama hala cayır cayır telife tabi onlar yani. Evet. Aynen öyle. Ozan beni uyarmış. Lisans fiyatları var ama o konuda eksik söyledin. A, B ve C tip lisans olarak 3 farklı fiyatlandırması varmış direkt dibinde eserler üzerinde. Ya prodüksiyon satan sitelerde ben genellikle görüyorum. Evet, bir lisanslama tipi var işte. Birinde MP3 veriyor, WAV vermiyor. İşte birinde kanalların tamamını veriyor ya da Aynen. kullanımla ilgili sınırlamalar var. İşte diyor ki fiziksel basıyorsan 1000 kopya bas, işte dijitale koyuyorsan 150 bin stream falan diyor ama yani tabii takibi çok zor yani. Evet. O işte 1000 kopya basışı zaten Amerika'da geçerli, meslek bile bildiriyorsun çünkü Türkiye'de hani Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almak gibi bir durum. Yani o Türkiye'de çok bir geçerli yok ama tabii ki lisans olarak kullanmak en güzel yani. Aynen Netice'de öyle. bakıyorum 15, 20, 30, 40 dolar yani şu an tabii dolar kurundan belki biraz pahalı geliyordur ama bence 30 dolar bit için çok yüksek bir bütçe olduğunu düşünmüyorum. Hani içinize sindiyse güzel bir şey olacağını düşünüyorsanız ayda bir tane Yani bir satılmak kötü fikir değil yani. bu arada edebiyatta varmış. Sabahattin Ali'de 70 yıl geçtiği için tüm eserleri anonime düşünce bütün yayın evleri Sabahattin Ali bastı diye edebiyatta böyle bir şey varmış. Sanırım bizim algıda oradan geliyor. Bir de Mali hatırlatmış. Konuyla alakalı güzel bir soru var. Şarkı yayından kaldırılırsa sample telifi yüzünden o zamana kadar o şarkıdan kazanılan para ne oluyor diye sormuş. Para hiçbir şey olmuyor. Para kasada kalmaya devam ediyor. Yani onunla ilgili ödeme Dokunamıyorsunuz. tahsil edilebilir. Yok, dokunabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela dağıttığımız bir şarkıya telif ihtarı gelir ve biz onu kaldırırsak ödemesini gene servisten alıyoruz. Ama tabii servis bunu şeye bildiriyor. Eser sahibine bildiriyor. Diyor ki bu şarkıya şöyle bir ödeme yapıldı. Eser sahibi paranın peşine düşebilir. Yani sizi dava etmeyeceği varsa da dava edebilir. Evet. Oradaki bütçeyi önemli görüyorsa o parayla ilgili bir sıkıntı yok. O kazanılmış tutar hesapta kalmaya devam ediyor. Onu tahsil edebilirsiniz yani. Bir de bazen Ya bazen elinizde ıslak imza, sample konusunda değil bu gerçi. Elinizde ıslak imza olmasına rağmen bazı dağıtımcılar saçmalıyorlar abi. Hatırlıyorsundur, ben sana gelmiştim. Ben bizim Shanprice'le yaptığımız parçayı DistroKid üzerinden yüklemeye çalıştım. Ve DistroKid dedi ki herkesin bana muvafakatname kabul etmedi bu arada. Herkesin bana bu şarkının yayınına onay veriyorum diye Twitter'dan DM'le şarkının referans kodunu vermesi lazım dedi. Dedim ki sanatçı öldü. Lisans kodu size DM atamaz. Ben size bunun yerine sanatçının ıslak imzalı muvafakatnamesini vereyim. Hani aynı benim gözümde daha hatta daha garanti bir şey yani Evet, muvafakatname vermem kesinlikle. yani. Kabul etmediler ve şarkıyı DistroKid üzerinden Spotify'a yükleyemedim. Hani zaten şarkıyı daha finalize etmemiştim. Hani iyi de oldu bir açıdan çünkü şarkıya eklemeler yapacağım biraz da. Ama çok saçma gelmişti. Yani bunda ısrar etmesi DistroKid'in bana çok saçma gelmişti ya. Public servislerde tabii ki şimdi bu iş daha büyük sıkıntı çünkü çok fazla içerik yükleniyor. Servis bunun gerçek bir şey olduğunu bilmez. Yani bir dönem biliyorsun Eminem Feat Sörat diye bir şarkı vardı. Yani bunun gibi bir şey şimdi adam bilemez ki bir sürü akapella var piyasada işte biliyorsun adam kesti akapella yapıştırdı şarkının içine zor yani bu artı dediğim gibi de sıkıntılı bir durum yani şöyle bir sıkıntı var şimdi az önce anlattım ama servise ihtar gelirse şarkıyı kaldırmakla ilgili bu servisin o marketteki puanını düşürüyor. Bir repütasyon puanı var ve bu olumsuz bir durum. Yani bu ödemelere kadar etkileyebilir. O yüzden yani şöyle söyleyeyim. Ben kendim telif ihtarı almaktan hiç haz etmiyorum. Yani. Ve almamak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü neticede bu benim sıkıntım değil. Bu sanatçının problemi. Sample kestiyse ben ona kestemedim. Haliyle onun çilesini benim çekecek halim Yani yok. O onun ya sıkıntısı. hatta şey ben kendim özellikle bir instrumentals'ları falan neden DistroKid veya TuneCore'dan yükleyip senden yüklemediğimi sen sorduğunda ben Evet. söylemiştim. Abi ağır sample kullanımı var. Hani en azından hani ben sorun yaşarsam yine TuneCore'dan da yaşarım ama en azından sen daha bir butik ajans ve daha sağlam referansa gidiyorken TuneCore'a birileri çubuk mikrofonlu demosunu bile yükleyebiliyor. Senin şirketi kötü göstermemek için ben sana taşımamıştım. Tabii Neyse ki tabii aynen sample o. problemi yaşamadık. Hani bir senedir bir tane ihtar bile gelmedi. Hani yayınladıkları süre boyunca. Onun için muhtemelen onu görebildiğimiz için sene sonunda onlarla şeyim bitsin, anlaşmam bitsin sana taşıyacağım. Belli ki sıkıntıya sokmuyormuşuz.
Böyle de iş bağladım canlı yayına ekstra. Yok pardon. Canımsın abi, biliyorum ya. Şey, Serhat'a sorulmuştu bu soru demiş. Abi Serhat o soruya kötü bir Photoshop'la cevap vermişti. Kolları hani siyahi bir adamın kafasına kendisini montajlamıştı yani abi. Hani ben Eminem'le yan yana durdukları fotoğrafı hatırlıyorum. Orada Eminem'in ta aşçılık döneminden kalma, böyle Eminem'in ünlü olmadığı fotoğrafı. Evet ama Serhat'ın kafasıyla adamın çen rengi tutmuyordu yani. Öyle bir sıkıntıyla cevapladı o Ya soruyu zaten öyle bir şey Serhat olsa illaki bir yerde geçmez mi yani, Google'da arayınca bulunmaz mı muhakkak? yani. Yani. Ki yani ben Yani hatırlıyorum, Greg diye bir akapellası var Eminem'in. Sanırım şeydi, EP'nin bir single side'ında o akapella yani. Hatta bunu şey de yapmıştı, underground olduğu için problem olmadı tabii ki. Yani şey değil, parça streaming servisten değil, zamanında Hip Hop Life forumundan çıkmıştı. Ama mesela Parola Nevaker'le Royce da 5ix9ine'in düeti var gözüküyor. Royce da 5ix9ine'in bir akapellası ve enstrümantalin üstünde Parola Nevaker'in verse girmesi abi diyor. Hani ne Royce da 5ix9ine'in haberi var, ama parça zaten şey, Rapid Share linkiyle Hip Hop Life forumunda verildiği için tabii ki sorun yaratmadı yani. Ama o bir streaming serviste çıkmış olsa çok ciddi problem yaratır yani. tabii ki, aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu biraz şey mantığı, biraz bizim kültürümüzdeki mixtape kafasından gelen bir şey, ama bunu dijital stream'e bir business model olarak taşıyamazsınız yani böyle bir şeyi gerçek hayatta. Çünkü bu sample kesmek falan da değil artık. Birinin bir şarkısının yayınladığı bir telifli işi alıp direkt kendi işinizmiş gibi sunmak, artık bu direkt nitelikli dolandırıcılığa giriyor yanlış bilmiyorsam. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani... Ay abi, biraz daha sorumuz gelir. Birkaç konu daha var. İstiyorsan sen bir su ihtiyaç molası vereceksen, suyun bitti gördüm şimdi. Evet, suyun bitti, bir su alsam çok şahane olur. Tamam abi, 5-6 dakika mola verelim o zaman. Tamam. Ben buradayım, sorun yok. Ben chatle muhabbet ederim azıcık, ya da işte istiyorlarsa müzik çalabilirim. Sen keyfine bak. DJ Premier gelecek mi tekrar? Sanmıyorum şu anki döviz kurlarında global sanatçıları ağırlayabileceğimizi. Oo, ben geldim yine. Orayı şimdilik Ay. boşaltayım. Tamamdır. Aynen, yine çift ben varım. Ne dersiniz? Ne yapalım? Siz bir şey soracaksanız bana sorunuz varsa sorun. Yazdım Emir Kemal'cim. Ölmüş bir rapçinin bilinmeyen bir akapellasının üstüne beat koyup feat atsak, yayınlasak sıkıntı olur mu? Muhtemelen olur Selim şeydi. Evet Honeywave, onu Arda abi gelince ona soracağım ben de. Not ettim kenara şu an. Daha doğrusu işaretledim soruyu. Beatleri kullansak telif atar mısın? Ben atmam. Ya free beat olarak veriyorsam zaten, bir TuneCore'da Spotify'da çıkmadıysa ben atmam asla. Ama şu olabilir. Mesela YouTube'da bu benim elimde değil. Yani DistroKid veya TuneCore'dan yüklediğim Beastrumentals serisindeki beatlerden birini kullanıp Spotify'a yükleyemiyorsunuz. Otomatikman telif yersiniz. O benim elimde olan bir şey değil. Bunu işte servis sağlayıcısı kendisi denetliyor çünkü. Ama YouTube'a koyarsanız telif atılmaz. Yani dinlenme bana akar. Ama parçanız kalkmaz yani. Ama bu da benim elimde değil. Onun dışındaki beatlerimi zaten ben free beat olarak yüklüyorsam istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bu Shazam olayını soracağım Emre'ciğim. Yayıncıyı anlayamazsın yazdım. Peki Emir. Başka ne sorumuz var? Baykan bana o davul CD'sini çek. Tamam abi, onu aklımda gece halledeceğim. YouTube'a haftalığı yüklerken halledeceğim. Evet, Mali Scratch de sample sayılır. Hatta Who Sample'da girdiğin zaman Scratch'leri de sample sayar. Ha, buna ben cevap verebilirim çünkü bilgim var. Ne oldu? Bakayım basıyor, ekrana vermediğim istatistik var mı size ya? Yokmuş. İstatistik diyorum hala ya, grafik. Scratch plaklarındaki sesler genelde abi sample free olur. O yüzden zaten çok tercih ediliyordu bir dönem. Sample free diyorum, şey, royalty free olur. Telife takılmaz. Ama örnek veriyorum. Şu an günümüzdeki bir parçadan, yayınlanmış parçadan sen akapellasından kesip Scratch'in arasında onu editlersen o sample'a tabi.
Beatmaker'lar bir single'dan ortalama yüzde kaç pay alıyor? Abi değişiyor ama Türkiye'de genelde dediğim gibi pay vermeden benim adıma muvafakatname imzalayan insanları bol bol görüyoruz. O yüzden bu sorunun net bir cevabı yok. Bu şeyle alakalı biraz ya. Arda abi geldi tekrar. Abi şey bir güzel bir soru vardı hani Wave'in tekrar sana onu da bir soracağım. Dinliyorum. Bir sample kullandığımızda zaman şarkıların servis sağlayıcılarında Shazam gibi bir sisteme takılması olayı var. Eser sahipleri oradan anlıyorlar ya da birileri direkt şikayet ediyor demiş. Bu doğru mudur abi? Stan hoş geldin abi bu arada. Takip için teşekkürler. Şöyle aslında genel olarak bu sample kullanımı tespit işi YouTube tarafında daha sağlıklı çalışıyor. Çünkü Content ID var Aynen. arkasında. Content ID'ye şimdi burada girmeyeyim. Şuradan girmeyeyim. Çok detaylı bir sistem anlatması çok uzun sürer. Temel olarak bir parmak izi sisteme yüklenen audio ile ilgili bir parmak izi çıkartıyor. Ve bunu sistemde sürekli olarak yüklenen her şeyde, müzik olsun olmasın fark etmez, ses içeren her şeyde tarıyor ve eşleştiriyor. Tabii ki her yüklenen eserin bir hak sahipliği var. Haliyle eşleşiyor. Zaten şarkıların altında gösterilmeye başlandı. Görüyorsunuzdur bu videoyu lisanslayan ya da bu videodaki müzik gibi bir ibare var Aynen. bazı videoların altında. Bu işte onun parmak izini gösteren bir data. Shazam'de şöyle, Shazam'in şöyle bir sıkıntısı var. Evet, bu YouTube'un content ID'sine benziyor. Ama sample konusunda çok başarılı değil. Çünkü Shazam şöyle davranıyor. Sample'ı en son kim kesip işlediyse onu bulmaya başladı. Evet. Yani atıyorum 10 tane o sample'a şarkı varsa en son artık kim yüklediyse onu buluyor. Ve saçmalıyor o yüzden. O düzgün çalışmıyor. Buna en garanti kontrol etme sistemi YouTube'dur. Sample'da gibi sıkıntınız varsa parçanızı liste dışı olarak YouTube'a yükleyin. Bir bakın bakalım yakalıyor mu yakalamıyor mu? Tabii Aynen. bu benim önerdiğim bir yöntem. Kendim deneyim. Böyle bir tavsiye vermiyorum Şey, kısa anlamda. hırsıza katile yol Evet gösteriyoruz yani hırsızlığın bir değil mi? Ya tanesi böyle olmayayım demeyelim, ben de ama öyle çalışıyorum gerçi. öyle bir sıkıntınız varsa bir yükleyin bakalım YouTube'da ne oluyor. Yakalanmıyorsa ufak ufak kullanırsınız ama yakalanıyorsa sıkıntıdır. Böyle deneyebilirsiniz. Ya şöyle söyleyeyim, büyük yapımcılar da böyle yapıyorlar. Yani Aynen. her video yükleniyor, zaten bir liste dışı kalıyor falan. Bakıyorlar, sıkıntı varsa size söylüyorlar işte bu şarkıda böyle problem var diye. Yani şunun için de onu kullanıyor. Sadece bunu tespit etmek için değil. Hani varsa bilelim ve hak sahibine izin alalım. İşte yapımcısından izin alalım, plak şirketine izin alalım gibi. O açıdan da bu kullanılıyor. Shazam yerine ben bu işler için YouTube'u öneririm size. Naçizane öneririm. Ne kadar sürüyor peki abi? Ya anında uyarı veriyor mu diye sormuş Mali. Valla çoğu, ya şöyle söyleyeyim. Çoğu eserde evet anında veriyor ama o eser yeni yüklenmişse sisteme bir hafta, 1,5 haftayı bulabiliyor ama genelde zaten hani sample kesen eserler çok güncel eserler olmadığı için sample konusunda genelde yüklerken o YouTube kullananlar bilirler. Video Aynen. yükledikten sonra bir işleniyor bölümü var. Orada bakar, Aslında aynen. orada video işlenmiyor. Yani orada video ile ilgili bir işlem yapılmıyor. Aslında orada Content ID çalışıyor arkada. Ve o işleniyor kısmı tamamen şarkının audiosunu taramaya yönelik. Audiosunu tarıyor ve sistemde kayıtlıysa parmak izi anında zaten size bir mail gelir. Telif eşleşmesi diye. Orada da panelde de YouTube Studio'da detaylarını görebilirsiniz. Telif hakkını almamış çok rapçi var. Onlar için problem olur mu bu? Abi oluyor zaten. En bilindik örnek mesela Kontra Aynur Aydın. Hani kendisine burada bir diss atma gibi bir durum olmayacak ama ben biraz da onu prodüktör vizyonsuzluğu olarak görüyorum kendi yorumum. Çünkü şey var. Ya yaptığınız parça Kontra için konuşuyorum. Popüler bir isimsiniz. Sizin yaptığınız parça hit olacak. Bu insanlar bunu duyacak. Siz geçen yazın Türkçe pop hitinden sample keserek zaten çok büyük risk alıyorsunuz. Yani ha bu prodüktör vizyonsuzluğundan kastım şey hani biraz daha hani bizde digging mevzusu vardı. Plak kurcalama, nadir eser bulmak, sample için vesaire gibi bir durum. Yani siz Türkiye'de geçen yaz zaten 30 milyon dinlenmiş bir yaz parçasından, yaz hitinden sample alıp sizin parçanızı da 15 milyon dinlettiğiniz zaman zaten onun çakışacağı, orada bir problem çıkacağı çok aşikar yani. Bunu görememek biraz hata yani bence. Aynen öyle. Yani O da o bizim dağıttığımız bir şarkıydı o dönem. Oh. Hemen uyarı gelince şirketten şarkıyı geri çektik platformlardan. Hani Yani ve orada da ha bu sen söyle abi. canlı örnekti. Şirket dava etme yoluna gidebilirdi Evet. gayet. Tazminat davası açabilirdi. Ama yapmadı ki yapabilirdi yani. Neticede belli sample kesilmiş itiraz etmelik bir durum yok. Eseri yayından kaldırdık ama plak şirketinin bir yasal yaptırım yapma hakkı saklı yani yapabilir Aynen. neticede. Hala da Orada yapabilir aslında.
bu konudan bağımsız bir şey söylenmiş ama ona ben değineyim. Piton da sanırsam bu yüzden ismi değişir diye. Abi o patentle alakalı bir şey. O müzik telifleri değil. Yani server konuk aldığımızda servere biz de sorarsınız. Daha iyi açıklar. Ama yani şey değil. O müzik telifleriyle alakalı bir durum değil. O tamamen isim patenti, marka patentiyle alakalı bir durum yani bildiğim kadarıyla. Honeywave demiş ki abi Splice'dan hakkını ödeyerek aldığım bir sample'a dahi YouTube telif atabiliyor. Sonrası tam bir muamma. Sen bu adama ulaşıp ben senin sample'ını aldım parasını ödeyerek vesaire diye laf anlatıp telifi kaldırtıyorsun ancak demiş. Bu da biraz çağ dışı geldi. Evet, YouTube yani için sıkıntı biraz. aslında teknik olarak öyle yapmak zorunda çünkü başka türlü yakalayamaz. Ama onu yapması gereken hızlı şekilde müdahale edip o şarkıya çünkü ödemesi yapılmış faturası var izin vermek. Ama yapmasa da bu sefer takip edemez ve bilemez kimin nasıl kullandığını. Neticede şimdi sen onu ödeyip satın almışsın ama sonra şimdi Baykan'a göndersen, Baykan da Evet. onu alıp yüklese bu sefer o zaman bir kişi satın alır 500 bin kişi kullanmaya başlar bunu. Önüne geçmek mümkün Ama değil. işte bu durumda şey devreye girse daha iyi olmaz mı abi? Demin dediğim DistroKid'de benim yaşadığım problem gibi. Ya ben sana bunun evrağını sunabiliyorsam bizzat ulaşıp direkt o kişi sana ulaşmadan bunu ispatlayabilirim. Islak imzalı kağıdı ben sana gerekiyorsa mail de atayım Aslında yani YouTube ofisine. var evet şöyle şimdi öyle bir durum olduğu zaman neticede itiraz et butonu var, itiraz et sayfası var. Oradan itiraz edip durumu açıklarsan işte atıyorum elinde bir faturan vardır muhakkak PDF ödeme yaptığına dair. Bunu eklersin dersin ki ben bunu satın aldım hakları bende. YouTube'da bunu alıp telif gönderen tarafı iletiyor ve 7 gün süre veriyor. 7 gün içinde bir açıklama getirmesi lazım. Getirmezse de telif otomatikman kalkıyor. Ama atıyorum senin elindeki evrak sahte ya da böyle bir durum yok. Sen satın almadın ama itiraz ettin. YouTube diyor ki abi böyle bir durum yok. Bir hakem heyeti var orada. Diyor ki hayır bu telif kalmaya devam edecek. Bunun kazancını bir yapım sahibi kazanır diyor. O şekilde aslında itiraz et butonu var ama süreç tabii biraz Evet, uzuyor. biraz uzun bir şey. 7 gün sürüyor, 8 gün sürüyor falan gibi gibi. Benim soracağım bir iki şey daha vardı abi endüstriyle alakalı. Şunu soracağım mesela abi. Bu sadece dağıtımdan da ziyade biraz yapım firmalarıyla alakalı bir soru olacak ama yine sen bir dirsek temasın olduğu için bileceksindir. Peki Türkiye'deki yapım firmaları mesela bu telifleme sürecinde direkt olarak kendi sanatçılarına böyle bir imkan sunuyorlar mı? Sample bazında sormuyorum bunu. Yani birçok sanatçı çünkü benim gözlemlediğim yapım firmasıyla çok büyük bir açıktan Twitter üzerinde olsun ya da Instagram üzerinde olsun bir münakaşaya giriyorlar bu tip durumlar yüzünden. Bu neden oluyor? Yine amatörlük mü? Yani Cimbay demiş aslında galiba. şöyle Simbay. eserlerin yani şöyle bir şey de olabilir. Sample ile ilgili sadece. Atıyorum X bir şarkı vardır. Bu sanatçısı kim? İşte Sony sanatçısı. Sonra Universal'deki bir sanatçı da o şarkıya cover yapmak ister. Ya da remix yapmak ister. Böyle bir şey olabilir. Aynen bunu Bu soruyordum aynen. Orada direkt durumda şirketler temas ediyor mu diye. evet evet ya bu durumdaki işte konu da şundan kaynaklı. Şimdi bununla ilgili ticaret ve rakamlar tamamen sanatçının inisiyatifinde olduğu için yani şöyle durumlar oluyor. Ben buna çok şahit oldum. Adam aslında şarkıyı vermek istemiyor, izin vermek istemiyor, kullandırmak istemiyor. Ve diyor ki işte beste kullanımı için 100 bin lira istiyorum diyor. Ya böyle bir rakam yok normal şartlarda. Yani. Ama adam yokuş yapmak için, bir yokuşa sürmek için diyor ki 100 bin lira istiyorum diyor. Şimdi şirket bunun yokuş olduğunu biliyor. Çünkü öyle rakamlar yok. Yani neticede bu işin bir standardı var. Aynen. Bir bütçesi var. Kaç Yani standart diye orada çok aslında yüksek fiyat veriliyor. tabii Ne yani tutarsa mesela diye yani. rakamlar şurada çok değişiyor. Çok patlamış bir şarkıyı yapmak, uyarlamak bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Hani mesela bazı yabancı şarkıların Türkiye'de reklamlarda kullanımı var. Aynen. Şeyde Yataş'ın reklamında Happy çalıyordu galiba. Doğum Aynen aynen yanlış. aynen. Paralelimiz hep çalıyordu. Evet o mesela o uyarlama işi çok daha farklı bütçeler ama Türkiye'de işte sen bir söz yazdın bunu da birisi okumak istiyor rakamlar aşağı yukarı bellidir çok eğer böyle çılgın patlamamış bir şarkısı ama sen şimdi ben işte Müslüm Gürses'in şarkısını cover yapayım remix yapayım dediğin zaman tabii ki orada başka birimler konuşulur ama plak şirketleri de bunu biliyorlar işte artık eser sahibi hani kullandırmam diyemediği için yüksek bütçe söylüyor. Karşıdaki şirket biliyor onun öyle olmadığını falan. Sıkıntılar yaşanıyor ama bunun çok hızlı çözüldüğü şirketler de var. Sanatçı, eser sahibi çok iyi niyetle yaklaşabilir konuya. Ya işte kullanılsın, sembolik olarak 3 lira versin, 5 lira versin de diyebilir.
tamamının inisiyatifinde. Dediğim gibi yani yokuşa da sürebilir. Çünkü mal onun malı, serbest piyasa, istediği fiyata satabilir. Bunun ürün satmaktan pek bir farkı yok. Adamın kendi ürünü istediği fiyatı belirleyebilir. Ama plak şirketleri genelde %90 bu işi kendi adına aslında çözebiliyorlar. Anladım abi. Çok teşekkür ederim cevabın için. Bu arada galiba konuşmadığımız bir şey kalmadı. Ufak ufak yayının sonuna geliyoruz sanırım. Ben ekleyeceğim bir şeyler var mı abi? Unuttuğumuz Valla aklımda bir diyebileceğim, şey yok. hani insanları bilgilendirebileceğimiz. Valla aklımda net bir şey yok. Sorular varsa Aynen. soruları cevaplayabilirim. Tekrar sorularınız varsa onları sizden bir rica edelim. Bu arada şey denmiş. Kıraç'ın Fenerbahçe maaşı stadyumda izinsiz çalındığı için yapım şirketine deli para ödedi Fenerbahçe yönetimi. Bu olayı bilen var mı demiş Brooklyn. Ya ben zaten hani müzik camiasında bulaşmayacağım insanlardan biri Kıraç benim zaten yani. Anında dava ediyor. Herhangi bir şeyde dava ediyor yani. Ya bu zaten bu konuyla ilgili aslında Zifiri soracağım onu. çok çok fazla şey var. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an burada açıklayamayacağım ve insanların bilmediği ya o kadar çılgın rakamlar ödenen şeyler var ki, telifler var ki hani adam sample'ı kesmiş, şarkı 100 milyon olmuş. Sonra adamın haberi oluyor bu işten ve bir şekilde Türkiye'de bir edisyon firmasıyla anlaşıyor, dava açma yoluna gidiyor. Çok çılgın rakamlar ödeniyor. Böyle belli başlı şu anda şöyle söyleyeyim, YouTube'da 100 milyonu geçmiş en az 15 tane şarkı var. Sample kesilmiş, kullanılmış, şarkı hype yapmış. Ve ondan sonra işte bir şekilde eser sahibi yurt dışında konudan haberdar olmuş. Ve tabii artık hani şarkıyı da geri çekmek istemiyorlar çünkü bir trafiği var. Bir rakama ulaşmış, kaldırmak istemiyorlar. Bu eserler için çok 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 ciddi rakamlar ödeniyor, Aynen. ödendi. Geçmişte, günümüzde de böyle. Yani şirketler bazen bu riski alıyorlar, biliyorlar böyle olduğunu ama hani belki işte farkına varılmaz ya da zaten biz bunun parasını bundan çıkartırız misli misli gibi düşünüp bu tarz hareketler de yapabiliyorlar. O biraz şirketin etik anlayışıyla ilgili Aynen. ama dediğim gibi yani. Abi peki şey Teşekkür. Mali sormuş tam konuyla alakalı. Diğer sorulara geleceğim bu arada. Zaman aşımı var mı peki bu olayda demiş. Yok yani şöyle söyleyeyim. Sample yakalandı. Adam onu bugün dava etmedi. 10 sene sonra canı sıkıldı. Yine bu konuyla ilgili süreç başlatabilir. O haklar her zaman hak sahibinde. Bir zaman aşımı söz konusu değil. Teşekkürler abi. Şey sorulmuş. Bu Zifiri bayağıdır bunu soruyor. Hip Hop Life konusuna değindiğimize sormuştu. Red Bull'la yaptığınız ortak breakdance etkinlikleri devam edecek mi diye sormuş. Bu Yani konudan bağımsız ama çok soruyor onu. bir fikrim yok ama sanırım Red Bull bu dönemde pek bu tarz etkinlikler yapmayacak. Bu pandemiyle ilgili durumlardan dolayı zaten etkinlikler Aynen. sıkıntılı. Bir de işte yani işin diğer tarafını aslında bir bu etkinlikleri ben şahsen kendi adıma çok sevsem de çok ciddi bir kitlesi yok Türkiye'de. Katılımlar her zaman çok düşük oluyor ama Red Bull kültürel bir etkinlik adına hani onların kültür, Red Bull'un kültür diye ayrı bir bölümü olduğu için bu tarz etkinlikler yapıyorlar. Tabii onların şöyle bir hesabı yok. Şu kadar işte izleyici geldi, bu kadar bilet kestik falan gibi bir durumları yok. Onlar öyle şeyleri göz ardı ediyorlar. Öyle bir sıkıntıları yok. Yapmış olmak için bir değer yaratmak için, bir katma değer yaratmak için böyle şeyler yapıyorlar. Net bir bilgim yok ama çok yakın zamanda olacağını da sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi bu pandemi sebebiyle yani konserler bile henüz sağlıklı yapılamazken bir bu etkinlikleri falan çok ekstrem işler. O yüzden pek ihtimal vermiyorum. Yani şahsi düşüncem, bu bir şey bildiğim için söylemiyorum. Hani böyle bir şey konuşmadık ama şahsi düşüncem çok yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Abi Yani şey öncelik geldi. konserler çünkü sanatçıların ciddi sıkıntıları var bu konuda. Kazançlar çok düşüyor. Bazı müzisyenlerin tek gelir kaynağı konser kaşeleri. O yüzden öncelikle bu işin hızlıca toparlanması gerekiyor. Eyvallah abi. Yine şeyle serbest atışla alakalı bir soru geldi. Joker Cengaver serbest atış projesi sample telifi yüzünden mi yayınlanamadı diye sorulmuş. Bir diğer sorulara da geleceğim merak etmeyin. Bir bunu sorayım. Önce Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. anladım. Sagopa ile Hiçbir fikrim. çalışılır mı böyle bir blacklist'i var mı diye sormuşlar. Abi blacklist dönemi bitti bence artık ya. Blacklist dönemi yok. Blacklist ile ilgili işte geçmişte daha önce konuşuldu mu, söylendi mi bilmiyorum. İşte Sagopa ile Blacklist olma sebebimizi insanlar genelde bizim cezadan taraf olduğumuzu düşünmeleriyle ilgiliydi. Lakin böyle bir durum yok. Sagopa geçmişte bize bir dava açtı. Hip Hop Life ile ilgili. Davanın konusu da forumda kullanıcıların Sagopa'ya ettiği küfürler.
böyle bir durum vardı. Biz farkında değiliz gerçekten. Yani birkaç kişi girmiş ve bir forumda bir mesajın altında Sagopa'ya küfürler etmişler. Avukatı da bunları ekran görüntüsü alıp hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Tabii bize bildirim gelir gelmez bu mesajları kaldırdık forumdan. Çünkü biz böyle bir şey zaten onaylamıyoruz, desteklemiyoruz da. Niye destekleyelim? Lakin böyle bir durum yaşandı. Sonra da kendisi bize haber vesaire hiçbir şekilde göndermeyeceğini, sitede yer almak istemediğini söyledi. Biz de saygıyla karşıladık. Neticede adamın haberini zorla siteye girecek halimiz yok. Ki bizi sıkı takip edenler biliyorlardır. Biz manşetten Distortion EP'yi duyurduktan sonra mürekkep doldurduğumuzda da aynı şekilde manşette aynı gün sayısında aynı yerinde duyurduk. Yani biz zaten cezadan taraf bir durumumuz olsaydı eğer o zaman Sagopa'nın dizisinde hiç sıra yayınlamazdık. Yani bizi takip edenler bilirdi. Distortion Distortion EP sizden gayet. yayınlandı ilk, evet. Sadece sizden yayınlandı hatta. Evet, biz koymuştuk yani öyle bir tarafsal durum yok ama insanlar böyle sanıyorlar. Buradan açıklamış olayım. Abi ben Bu şuna bir Sagopa'nın geleceğim. kendi talebiydi. Hazır Sagopa ve ceza olayı açıldığı için şunu söyleyeceğim. Abi aslında şey var biraz. Yani sen de kabul edersin. Siz de çünkü genç yaşlardaydınız yani ufak daha siz ya yani biz bu Türkçe rap olarak abi bütün endüstriyelleşmeyi biraz deneyerek öğrendik. Siz de genç yaşlardaydınız. Hip Hop Life'ın da yanlışları oldu ama buradaki en büyük yanlış hani Hip Hop Life'ın yanlışları oldu derken ayrıca bir parantez açacağım ona. Bizim yanlış endüstriyelleşmemizin zaten temelinde abi maalesef bugün en önde gördüğümüz sanatçılar yatıyor. Maalesef. Yani evet. Ya bu şey değil zaten kasıtlı yaptılar demiyorum burada yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi biz çoğu şeyi deneyerek öğrendik. Yanlışları da deneyerek öğrendik. Bizim önümüzde bir rehber yoktu. Çünkü biz bütün o zaman için konuşuyorum. Bugün herkes peşimizde koşuyor rap müzisyenler olarak ama o dönem için her yerde biz esas Blacklist Hip Hop Life'da falan değil. Esas ana akım medyada biz zaten Blacklist uygulanan bir şeydik. Biz, plak firmaları bizimle albüm Evet. yapmıyordu. Biz televizyona çıkamıyordu bizim sanatçılarımız. Çıkan insanlarsa haliyle ister istemez yaptıkları adımlarla endüstriyelleşmenin, sağlıklı bir endüstriyelleşmenin gelişmesine engel ol. Biraz istemeden engel oldular. İstemedenden kastımı şöyle anlatayım. Örnek vereceğim. Yurt dışında bakıyoruz abi. Rap Palat Records mesela güneyde ya da işte Def Jam gibi firmalar, Rick Rubin'ler olay alevlenmeye başladığı anda sanatçılar zaten şirketleşme yoluna gidip diğer insanları hem patron rolüne bürünerek hem endüstriye yeni isimler tanıtmayı hem de kendilerini zenginleştirmeyi tercih ediyorken bizimkiler bunu yapmaktan korktular. Yanlış endüstriyelleşmeden kastım bu. Ve dediğim gibi bunu kasıtlı olarak bir art niyetle yapmadılar belki ama bunu yaptılar. Evet. Ve biz ister istemez un kapanındaki insanların eline baktık 15-20 sene boyunca. Şimdi geldiğimiz noktadaysa bir şey var. YouTuberlar güzel kazanıyor diye yanlayan işte burada mesela kasıtlı yapılan bir bence kötü niyet geliyor. Hani YouTuberlarla yürüyelim diyen bir kesim oluştu. Bir tarafta iyi müzik yapan insanlar biri beni keşfetsin diye sıfır PR'le uğraşıyorlar. Ve bu dediğim gibi ciddi anlamda büyük labellaşmaya gitmemelerinden kaynaklı imkanı olan isimlerin zamanında. Bireyselliklerine önem vermeleriyle alakalı bir problem. Burada Hip Hop Life'ın sıkıntısı da şuydu. Ben bunu sana birebir de söylemişimdir abi. Katılır mısın bilmiyorum. Haber sitesi mantığındayız. Ama bu dediğim gibi iki kişinin teşvik etmesiyle biraz daha gelişti. Ben üretici olarak kendimi haber metni olarak sunup haber sitesine atıyorum ki haber çıksın diye. Aslında ben bir şey, ürün bensem benim bununla uğraşmamam lazım. Haber sitesinin haberci mantığıyla haberi arayıp bulup taşınması gerekiyorken orada böyle bir saçma döngü oldu. Benim Hip Hop Life'tan rahatsız olduğum tek şey buydu. Ama bu şunu kapatmıyor. Türkiye DJ premierler sayenizde geldi. Ciddi organizasyonlar, festivalleşmeler sayenizde geldi. Ben dahil birçok insan bu beğenmediğimiz sistem olsa bile ünümüzü Hip Hop Life sayesinde kazandık. Orada yayınladığım işler sayesinde kazandık. Hani her şey gibi bir kötü yapılan işler ya da hatalar da olabilir ama olumlu şeyler de var. Bunu görmemiz lazım. Ay yerim. Hoş Evet, geldin. o konuda kesinlikle haklısın ama o zaten seneden önce konuştuk bunu. Yani yeterli personel yoktu. Yani habere gitme belki opsiyonum yoktu diyeyim. Enerjim yoktu diyeyim, personelim yoktu diyeyim. Zordu yani. Hani evet biz de tam olarak konuya hakim değildik. İşte site yeniydi. Röportajlar bir taraftan, işte haberler bir taraftan. Yani bir de aslında orada şöyle bir durum vardı. Rapçiler de ketumdu. Yani Evet. adamdan albüm haberi almak da zordu. Yani tamam sadece kendi yazıp gönderiyordu ama biz en az 10 defa onun üstünden geçiyorduk. Hani Doğru. Türkçe bozuk, derdini anlatamıyor falan, ciddi bir iş yüküydü. Ve ya ben çok net hatırlıyorum. Bizim o zaman ekipte Eray vardı. Eray, Ulaş bendik. Üçümüz içeri yönetiyorduk. Ulaş'la Eray aynı anda askere gittiler.
Aynen Ben hatırlıyorum siteye tek ya. başıma 9 ay 10 ay falan baktım. Ya delirmek üzereydim. Yani günde 10 tane albüm geliyordu ya. 10 tane albüm geliyordu. 15 tane single geliyordu. Yani bir şekilde hepsini dinlemek zorunda kalıyorduk. Yani en azından 10 parça 10 dinlenmiyorsa 8'i 7'si kesin dinleniyordu. Zordu yani, hani metni düzenle kapak geliyor. Adam Demir bir lira gibi kapak göndermiş. Bunun büyüğü yok mu? Adama anlatamıyorsun nasıl büyüğü olması gerektiğini. Atıyorum MP3 göndermiş. İşte 16 kilobayt MP3'ler falan. Saçma sapan işler. Bir de onunla uğraşıyorsun. Yani dediğim gibi gerçekten kişilik olarak çok zordu. İnternet çok yavaştı. Malin Ya dediği ben gibi şu abi, an hatırlıyorum. ekleyeceğim. Bir de sektör bu kadar büyük değildi. Yani çok paralar döndüğü için bu işi yapmadınız. Sevdiğiniz için yaptınız, Tabii başladınız tabii zaten de. aynen öyle. Yani şunu çok ciddi ve gönülden söyleyebilirim. Çok uzun zaman cebimize hiç para koymadık biz bu işten. Yani gayet canımız sıkılıyordu, hoşumuza gidiyordu. Yapalım dedik ve yaptık yani. Bu böyle ciddi para kazandırmadı bu iş bize. Yani Ha, organizasyon tarafını ayrı tutuyorum. tabii ki. Organizasyon başka bir şey. Ama bir web sitesinden, web portalından bahsediyorsak ciddi anlamda zordu. Yani dediğim gibi aslında internet çok yavaştı. Ya, albüm upload etmek için gece ben bilgisayarı açık bırakıyordum. Başka türlü olmuyordu Tabii çünkü. canım. Upload'a başladım, internet olmuyordu. Gece bırakıyorduk, sabah bitiyordu, ertesi gün giriyorduk haberi falan gibi. Sıkıntılıydı cidden. Ve Yani şeyden evet, falan iyi biraz girdi şeyler de ama oldu, ben kötü bilmiyorum. şeyler de oldu ama elimizden gelen en iyisi buymuş. Bu kadar yapabildik. Ya bu konuya İnşallah zaten şeyden girdim. Hani Kraliçe mevzusundan girdim. Yani sen biliyorsun, ben tanıştığımız ilk günden beri, daha çocuk yaşımdan beri ben sana bundan rahatsız olduğumu söylememe rağmen sitede bana bir Kraliçe uygulanmadı mesela. Hani çünkü bir evet. derdini düzgünce anlatmak var. Bir de direkt hani karşı tarafa direkt saldırganca yaklaşmak var. Evet. Saldırganca yaklaşan bir adama ben niye kariyer inşa etmek için uğraşayım ki? Bugün bana herhangi bir Twitter'da açıktan bana söven bir adama ben niye beat hediye edeyim ki? Bu herkes için geçerli. Her Aynen sektör öyle. için geçerli yani. Ya ben Aynen öyle. burada dediğim gibi ben tarafsız, hep tarafsız tarafsızdım bu konuda. Sizin beğenmediğim yönünüzü de söylüyordum. Beğendiğiniz şeyleri takdir ediyordum. Bence böyle olması gerekli. Ve hip hop life düzeni hep denir ya, hip hop life tekeli diye. Abi şey vardı, alternatif çıkmaya çalışanların benim gibi sistemle alakalı sıkıntısı yoktu ki. Hani şey gibiydi, diktatör sen olduğun sürece diktatörden memnunluk mevzusuydu yani. Yani diktatör sen değilsin diye memnuniyetsizdin. Sen Evet. sistemden bir şikayetin yoktu. Sen sistemi sen kontrol etmek istiyordun. Alternatiflerin çoğunun amacı buydu yani zaten. Evet. Ama Aynen benim kendi adıma sana çok şikayetim zaten sistemin işleyişiyle ve biraz atıyorum dediğim gazetecilik formuna uymaması sıkıntım vardı. Ben diktatör değiştiği zaman benim için bir şey değişmiyor ki. Ben niye bir tarafa seçeyim? Niye iki web sitesinin arasındaki savaşa ya da label'ın savaşına ben gireyim ki yani? Abi bu konu açıldı diye buna bir değinmek istedim. Yani burada biraz haksız eleştiriye maruz kaldığınızı söyleyebilirim yani. evet ya, dediğim gibi işte hani bizim de amatörlüklerimiz vardı. Neticede şöyle söyleyeyim, ben Hipabla ve ekibine girdiğimde lise 2'deydim. 17 yaşındaydım. Yani diyorum, deneyerek öğrendik. Hepimiz çok küçüktük Yani yani. deneyerek öğrendik. Dediğim gibi hani şartlar da zordu. Yani sanatçıdan içerik almak zordu. Dosya transferi zordu. Şimdi klip geliyor 10 GB. 5 dakika indiriyorsun. O zaman böyle klip 3 geldi gün. mi? Ağabey, 3 gün. yarın başta nasıl inecek, nasıl gidecek diye. Şunu çok net hatırlıyorum. Cezaların bu Kul Savaşlar'la yaptığı bir Futurama Remix diye bir şarkı Aynen. vardı. Onun klibi geldi yapım şirketinden. 830 MB'tı. Ya dedim ki bu nasıl yükleyeceğiz acaba? Yani bu nasıl inecek, nasıl gidecek, ne yapacağız diye böyle 2 gün onu düşündük yani. Böyle bir durum vardı. Ama dediğim gibi yani biz her zaman söylüyorduk. Bizi sevenler vardı, sevmeyenler vardı. Bizim sevdiklerimiz, sevmediklerimiz vardı. Ama biz elimizden geleni yapıp bu sektörde bu müziği bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Ben kendi Tabii ki adıma ben de düşünüyorum ben de. tamamen. Hoş geldin Erdas Türkiye'de bu arada. hip-hop müzik bir yere geldiyse bu hip-hop life'ın başarısıdır. Evet. Benim şahsi görüşüm böyledir. Ama iyiler olmuştur, ama yanlışlar olmuştur, ama kötüler olmuştur. Geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen öyle. Yani dediğim gibi bir Suikast ekibinin, Özcan abilerin de, sizlerin de, hepinizin ortak bir emeği var burada ve dediğim gibi oradaki site rekabeti doğal bir şey. Ve hepimiz çocuktuk, deneyerek öğrendik. Şimdi artık bu düzelsin diye uğraşıyoruz ama işte biraz da ben şeyden, bu hip hop life için söylemiyorum bunu. Yanlış endüstriyelleşme yüzünden şu an hepimiz zaten şey çekiyoruz. Buna site yönetimi de dahil, şu an A&R'lık yapan Ulaş abi de dahil, sanatçı ayağında bizler de dahiliz. Hani burada eleştiri alan herkes zaten şu an bir şeylerden zorlanıyor çünkü burada çok... Sistemin içindeki herkesin sorumluluğu. Evet, herkese sorumluluk var ve herkes şikayetçi. Çünkü sistem çok yanlış başladı. Bir karakteristik olarak çok yanlış bir algıya, para kazanılmadan üretmek algısına girildi.
Ve şu an hepimiz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. E-Nar'ı da, web sitesi de, sanatçısı da, label'ı da. Hepimiz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Evet, maalesef öyle. Abi son iki soruya geleceğim. Bu konudan bağımsız. Yani dediğim gibi bunu da kimse kasıtlı olarak yapmamıştır diye zaten yani. Bu böyle bir anlam çıkarmasın lütfen chat benim söylediklerimden. Brooklyn'in bir sorusu vardı. Bu biraz akademik alanda bir soru aslında. Şunu soruyor, sanatçı olarak değil. Biz müzik dağıtım, müzik yapım şirketinde çalışmak isteyenler olarak ne okumalıyız veya hangi pozisyonlarda bize iş imkanları sağlanıyor staj olarak? Atıyorum, örnek veriyorum. Senin biraz daha butik bir şirket ama dijital dağıtım daha büyük bir şirket olsa bize hangi pozisyonlarda iş başvurusu yapabiliyoruz diye bir şey sormuştum. Vallahi açıkçası birincisi bir tane finans bilen birinin olması muhakkak lazım. Yani en azından gelen raporları, kazanç raporlarını inceleyip bunları anlamlı hale getirebilecek, bunlardan sonuçlar çıkartabilecek bir finansçı muhakkak lazım. Analitik düşünebilen, iyi hesap kitap yapan birisi, muhasebeci gibi değil ama daha esnek düşünen birisi muhakkak lazım. Bunun dışında düşündüğümde belki görsel iletişim tasarımla ilgili birisi olabilir şirkette. Yani en azından sanatçılara fikir verebilir, ufak tefek işleri yapabilir. Mesela biz şimdi tasarım konusunda çalıştığımız bir arkadaşımız var. Sanatçı eğer hiçbir çözüm bulamıyorsa kapak yaptırmak için ya da sosyal medya promosyonları için bir bağlantısı yoksa biz konuya dahil olup hiçbir ücret vesaire talep etmeden kendi çalıştığımız arkadaşlarımızla bu işi hallediyoruz. Diyoruz tamam biz çözelim, yapalım. Bunlar bizim tarafımızda. Yani normalde bu dağıtım şirketinin işi değil aslında, iş kolu da değil ama bağımsız müzisyenlerin işini kolaylaştırmak adına bir çözüm getirmek adına zaman zaman böyle şeyler yapıyoruz. Böyle şeyler olabilir. Mühendislik alanında belki olabilir. Yazılımcı muhakkak, yazılım şirketi, yani yazılım bizim işimizin zaten ana kolu. Yazılım olmak zorunda çünkü bu raporların sanatçıya sunulması, derlenmesi, ödemelerin takibi, sanatçı iletişimi, koordinasyon, eserlerin servislere iletilmesi, bunların hepsi yazılım sayesinde oluyor. Yapay zeka sayesinde oluyor. Bu iş kolları bence bu müzik dağıtımı ile ilgili sektörlerde her zaman çalışabilir diye düşünüyorum. Evet, buna ek olarak yapım firması için de abi mesela özellikle marketing için mesela işletme, ekonomi veya halkla ilişkiler, pazarlama uzmanlığına ihtiyaç duyulur. Evet. Ya da daha da büyük şirketlerde sanatçıya bir imaj maker ya da bir konsept belirlenecekse, bu şekilde bir koçluk yapılacaksa sanat yönetimi okumuş insanlar buraya dahil olabilirler gibi geliyor evet, bana. Evet. Zifir Rap sormuş, haberlerin para karşılığı yayınlandığı doğru mu? Ben bu konuyu merak ediyorum demiş. Ya şöyle, sitenin hayatta kalması için reklam haberler alınırdı ama onun kenarında zaten reklam olarak yazardı zaten o diye hatırlıyorum. Evet. Doğru. Ama, aynı anlattığın gibi. Ama piyasada bilinen, isim yapmış ya da gerçekten isim yapmasa da beğenilen işler zaten gönüllü olarak ücretsiz yayınlanıyordu diye hatırlıyorum Hip Hop Life'da ben. Ve Mali'nin bir sorusu daha var abi, son sorumuz olsun. Hip Hop Life arşivi tekrar yayınlanacak mı diye sormuş. İnsanların hala ulaşamadığı birçok parça var diye. Mali de arşivci. size bir hikaye anlatayım. Tarihi çok net hatırlamıyorum ama senle son buluştuğumuzda bir önceki buluşmamız. Tamam. Bir buçuk sene falan tamam. O zaman. Aşağı yukarı öyle bir zamandır. Hip Hop Life'ın arşivini ben yönetiyordum yani. Arşivci benim sistemim. Aynen. Hatta bizim şey var. Benim sana hayatının en büyük kazığını atmam var öyle. Biz Arda abiyle arşiv üzerine konuşuyoruz. Bendeki arşiv böyle aşırı değerli, nadir falan sanıyorum ki evet nadir şeyler var ama Arda abiyle böyle birbirimizde olmayanlar eksiklerini yapalım diye kargo ile birbirimize DVD gönderdik. Yıl böyle 2005-2006 falan. Arda abinin gönderdiklerinin neredeyse hiçbiri bende yok. Benim bütün gönderdiğim 10 DVD'nin tamamı Arda abinin de eksiksiz varmış Arda abinin elinde böyle. Hayatının en büyük kazığını attım ben muhtemelen Arda abi. Şimdi arşiv bendeydi. Arşiv en son tabii çok fazla yer değiştirdi. Bir 2.5 hard diskin içindeydi. Yani 2.5 inçlik. Şuradan diski göstereyim. Şöyle bir arkadaşın içinde duruyordu. Bu disk montun cebindeydi, iç cebindeydi. Ben Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'a geldim. Esenboğa'ya indi uçak. Onda da köreye yanaşmadı. Pistin ortasında durdu. Valizi aldım. İnerken o uçağın hani merdivenini biliyorsunuz yanaştırıyorlar uçakta iniyorsunuz. Oranın tepesindeyken cebinden aşağı düştü hard disk. O hard disk 5'e falan bölündü. Ben aşağı indim topladım ama diski sonra çalıştıramadık. O yüzden Hip Hop Life arşivi
Şu anda yok. O diskin içindeydi her şey. Abi Video şöyle klipler, albümler falan. O %100 yüzden... olmasa da %100 olmasa da bende %80'i falan var. Gönüllü olarak böyle bir şeye girişecekseniz ben senin için cloud'a yüklerim onları. Ha, tamam. Kalorigen'e gerek yok. Disk alır gönderirim ben sana. Al gönder. Bir şekilde yükleriz. Ulaş'la konuşmam lazım bunu. Bilmiyorum Ya böyle bir arşivini. şey yapmak isterseniz Ama... abi, yüklemek isterseniz bende %100 olmasa bile büyük çoğunluğu bilinen isimlerim vardır yani. Ama tek sıkıntı onların Tamam. kapaklarını sanatçılardan istememiz lazım. Ben o dönemki iPod kapak desteklemiyor diye kapakları silip MP3'leri Ha. stokluyordum. Öyle bir Yani sorun vardı. bilmiyorum, bir konuşayım Ulaş'la, eğer okey derse yapabiliriz öyle bir şey. Aklınızda Yaparız, neden olsun yani. olmasın. Tamam. Abi Okey. çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Ne Çok demek, keyifli bir teşekkür sohbetti ederim. benim için. Çetlediklerden fikirdir sanırım. İnşallah aydınlatabilmişizdir, bir faydası olmuştur insanlara. Özlettin, pandemi yüzünden ayrı kaldık ama İstanbul'a geldiğinde de ben Ankara'ya geldiğinde zaten yine bir tüttürelim beraber istiyorum Ya her hafta birileri, abi gelmiyor musun, ne ben. zaman geliyorsun? Pandemi döneminde Ben de zaten çok gelmek darlamam istiyorum seni yani. ama maalesef. Rahatsızlığın da var çünkü kronik. Ben pandemi döneminde rahatsız etmem seni karantinada olsam da yani. Sıkıntı yok. İnşallah ilk fırsatta bir tüttürürüz beraber. Anlaştık abi. Yayına gelen herkese de teşekkür ediyorum. Katılımınız çok önemliydi. Ben bunun tekrarını Arda abi iznim varsa YouTube'a da yüklerim birkaç gün Abi içerisinde, keyifli, her zaman. kaçıranlar seyretsin diye. Hiç sıkıntı Tekrar yok. ayağına sağlık. Çok Benim. teşekkür ederim. Chat, siz de kendinize iyi bakın. Perşembe günü Hip Hop 101'de ve Cuma haftalıkta görüşmek üzere, IQ testimizde geleneksel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar.